Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konu. Bu akşam özellikle Orta Doğu'dan Amerika politikalarına, Amerikan politikalarından tutun yeni güncel konulara dair genelde dünyayı konuşmuş olacağız ama en önemlisi ülkemizi konuşmuş olacağız. Hemen konuklarıma geçmek istiyorum. Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Recep Yeter, gazeteci yazar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Tarakçı, gazeteci yazar arkadaşlarımızdan hoş geldiniz. Hoş. Yine değerli arkadaşlarımızdan biri araştırmacı, yazar, gazeteci Murat Akbaş. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben özellikle hemen değerli izleyiciler Suriyeli ile ilgili politikalarımızda son bir hafta içerisinde Fırat'ın doğusuna doğru Cumhurbaşkanımızın bahsettiği şekliyle bir operasyon hazırlığındayken ABD'nin bir anlık bir manevrayla Sayın Cumhurbaşkanımızdan görüştükten hemen sonra çekilmeye de başladıklarını ifade etmişti. Ama ABD'de Pentagon'la Washington arasında çok ciddi bir kavganın olduğunu da söylememizde fayda var. Her ne kadar İsrail bu anlamda sessizliğini de korusa aslında İsrail'in manevra alanı içerisinde kirli bir planı var. Sadece o mu? O da değil. Rusya denklemi var, Fransa var ve İngiltere var. Bunlarla ilgili ben hemen Sayın Murat Alan'a sözü vermek istiyorum. Murat Bey, hızlı bir şekilde bir anda dengelerin tamamı değişmeye başladı. Evet. Kamuoyunda da çok konuşuluyor. Türkiye güçlü bir diplomasiyle istediklerini elde ediyor. Her ne kadar Türkiye'deki muhalefet veya iç muhalefet dediğimiz noktada Sayın Başkan'ı takdir etmeseler de dünyada da şöyle bir gündem oluştu. Erdoğan iyi bir diplomasi, iyi bir devlet adamı, iyi bir başkandır üzerine de dünya kamuoyu da buna kafa yormaya başladı. Gerçekten Sayın Başkan Erdoğan diplomasiyi çok pürüzsüz mü götürüyor yoksa bıçak kemiğe dayandığı için mi ABD bölgeden çekilmek zorunda mı? Orta Doğu'daki müttefini kaybedecek mi? Valla o kadar güzel söylediniz ki hepsine evet demek istiyorum. Yani hepsinin bir parça şeyi var. Hani Erdoğan'ın ya da AK Parti hükümetinin ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu da çünkü bu işin içerisinde silahlı kuvvetleriyle birlikte hepsi bu işin bu denklemin bir tarafında. Tabii ki Türkiye'nin dirayetli tavrı, Türkiye'nin bu konudaki yapacağını geçen hafta burada konuşmuştuk. Ne dedik? Eninde sonunda biz Kıbrıs'a gireceğiz dedik. Bunu sorunu çözün dedik. Garantör ülke kimdi? İngiltere'ydi, işte Türkiye'ydi, Yunanistan'dı. Bakın bu sorunu halledin biz gireceğiz dedik. En nihayetinde döndük dolaştık. Gecikmeli de olsa ya da uzunca bir süre zarfında ise Türkiye dediğini yaptı, Kıbrıs'a girdi. Biz yine Irak'ın, Suriye'nin kuzeyine de gireceğiz. Daha doğrusu bize göre güneyine de gireceğiz. Eninde sonunda gireceğiz. Ama ABD ile bugüne kadar gerek NATO'daki ilişki, ittifak, gerekse dış politikamızın ya da ticaretimizin önemli bölümünü dünyada hangi ülke yok ki ABD ile ticaretinin bu denli yoğun olmasın. Modern batı ülkeleri dediğimiz ülke arasında Kuzey Kore'yi katmazsak hatta Çin'i de bu iki kadroya dahil edebiliriz. Çok kutuplu bir denklemin içerisinde bence az önce söylediğiniz şeylerin tamamından biraz var. Hem Erdoğan'ın bu konudaki artık şeyi, kararlı tutumu, hem ABD'nin bu konuda artık çok fazla şöyle bir düşündüğümüzde, kefeye koyduğumuzda bir tarafta ABD'nin çıkarları ama geçici çıkarları ve ortada PKK denkleminde, PKK üçgeninde oluşmuş, PKK, DAEŞ bilmem ne üçgeninde oluşmuş bir örgüt. Diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti. 2000 senelik bir tarihinden bahsediyoruz ve buradan gitmeyeceğinden. Hani artık bu kesinleşti. Yunan bile şunu söylüyor. Yunanistan bile diyor ki gitmeyecek bunlar, buradalar. Hani bu topraklar bunların. 1071'den beri buradayız. Şimdi şu o denklem içerisinde baktığımızda ABD de bu durumun farkında, anlıyor ama ben biraz daha farklı düşünüyorum bu hususta. Gazetemizin de yayın politikası bu olayın ilk duyulduğu andan itibaren temkinli davranmaya zorluyor bizi. Şöyle düşünüyorum. Hemen burada şimdi, yani böyle hafızalara kazıyacak bir manşet başlığını sert bir dille atamıyoruz. Şöyle. Doğru mu? Şimdi ABD en küçük planını 20 yıllık yapar. Yani en basit plan ABD'de 20 yıl ilerler. Bu katları devam eder. 20, 40, 50, 60, 70 diye devam eder. Şimdi geçtiğimiz hafta 13 tane gözlem üssü, gözlem merkezi kurup
Türkiye'ye karşı. Bunu burada konuştuk. Şu video volde de hala gün gibi hatırımda burada tartışmamız. Evet. Üstlerine Kur'an ABD. İşte artık ben sayısını bilmiyorum. Bir kaynağa göre 4000, bir kaynak 12000, bir kaynak 8000. Herkes bir şey söylüyor. Tırlar dolusu silah veren ABD. Bir anda ben çıkıyorum niye diyor. Yani hani ABD'nin bu politikasını değiştirebilecek bana göre şöyle bir şey olması lazım. İşte kimliği tespit edilemeyen, boyutu yeni keşfedilmiş, işte 10-15 kilometre çapında bir göktaşı Amerika'ya düşecek gelecek hafta. Ve ABD politikasını bu böylesine bir şeyle radikal bir şekilde değiştirebilir gibi geliyor. O yüzden ben bu hususta biraz temkinliyim. ABD gitse bile hani şunu yapmayacaktır. Bölgede Rusya var. Bölgede Ekranın tabiatı gereği Esed var. Kendi ülkesi. PKK, YPG var. Yine kukla diğer örgütçükler var. İran var. Rusya var. Ve Türkiye var. Şimdi var. Ya onlar yine ABD politikasının çok fazla dışına çıkamıyor. Çıkmaya çalıştıklarında ne olduğunu görüyoruz. Böyle bir şey varken ABD böylesine bir araziden şöyle diyebilir mi? Ben buradan tamamen artık buraya yok muamelesi yapıyorum. Bilmiyorum, bana biraz şey geliyor. Ama yani biraz hani çok hani bazen olağanüstü bir durum olur da inanasınız gelmez ya. Yok canım bu kadar da olmaz dersiniz ya. Çünkü biz burada... Yani biraz da şunu düşünelim değil mi? İzleyicilerimizin de çok merak ettiği bir konu. Gerçekten Orta Doğu'da bu kadar güçlü bir devlet politikası mı yürüttük de bunlar nasıl oldu da bu kadar büyük gibi? Hayır, biz şöyle bir bak, şunu asla şey yapmıyorum, göz ardı etmiyorum, etmememiz lazım. Hı-hı. Türkiye büyük bir devlet. Onu Türkiye dışında, en nihayetinde bakın Erdoğan'ın bugün söylediği 10 sözden 9'u ABD ilişkin biz söylemiştik oluyor. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir politikasını biz bunu daha önce söylemiştik. Bu hizaya geleceğinizi söylemiştik. Şöyle olmayacağını söylemiştik. ABD'nin bu politikasının burada yürümeyeceğini söylemiştik. Rusya'ya şuradan çekil demiştik. Bak şimdi çekiliyor. Yani bu bir realite. Yani Türkiye'nin o alandaki etki gücü bakın artık eskisi gibi de değil. Yani bir hani Arabistan'da Lawrence'lar çıkıp da bütün şeyi de etkileyemiyor. Bugün ajanstan dün, ondan önceki gün belki onlarca Arap aşiretiyle ilgili gelen bilgi şu. Biz Türkiye'nin arkasındayız bu hususta. Normal şartlarda şu olması lazımdı. Arap aşiretlerinin tamamı, bölgedeki Arap devletçikleri, liderlerini kastetmiyorum. Halklarının tamamı şöyle düşünmesi lazımdı. Mesela bugün bir PKK bildirisi yayınlamışlar. Daha doğrusu oradaki Membiç bölgesindeki halka dağıtmışlar. Osmanlı gelir biz gidersek. Biz gidersek Osmanlı zaten gelecek. Biz gidersek işgal gelecek. Ha, burada şu vardı. Daha düne kadar bu politika çok etkili olurdu. Yani biz sürekli etkisiz kalırdık ama bölgede şöyle bir şey söylendi. Osmanlı gelecek denildi. Bütün Arap halkları Türkiye'ye karşı bir cephe alması beklenirdi. Ama bugün görüyoruz ki böyle bir şey de söz konusu değil. ABD ve ABD'nin oradaki işbirlikçilerine karşı Arap halklarında ciddi bir tepki var. Bırakın onu. Yani burada konuştuk geçen hafta işte Hamza Tugayları. Yani tamamen Kürtlerden teşkil edilmiş. Profesyonel, bordo bereli eğitimi görmüş. Ve Kürtlerden oluşan bir birlikten bahsediyoruz. 600 kişilik bir birlik. Şimdi hani böyle bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden evet. Bu çok denklemli bir şey. Buna sadece Sayın Cumhurbaşkanı ya da Türkiye'nin politikaları mı etkili oldu derseniz ben realist biriyim. Yani hani kaldırıp da biz ABD'yi dize getirdik, mahvettik, yendik, yıktık, bir daha da buraya gelemezler demeyeceğim. Ama bunun aksini de iddia etmeyeceğim. Çünkü Türkiye'nin politik gücü, Türkiye'nin askeri tırnağınız varsa kaşırsınız. Bakın bugün Heronlarla şeylerle hala dilimize yapışmış. Heron diyoruz İsrail. İHA'larla. Yani İHA'lar dün sabah Yunan kanalındaydı. İşte evet. Ondan önce gece RAI'de yakaladım. Yani Türkiye'nin buradaki askeri kabiliyetini anlatıyor. RAI İtalyanların kanalı bilirsiniz. Birkaç gün önce yine İspanyol kanalında denk geldim. Gündemli. Hatta Defense News'ta İspanyollar Türkiye'den SİHA mı alsak? Sahada denenmiş etki gücü yüksektir, kanıtlanmış silahlardan bahsediyor. Yani hani bunların tamamını baktığımızda ABD ne kadar biz ABD'ye bu hususta temkinli davranıyorsak ABD'nin de dünyada koruması gereken bir müttefiklik algısı var ya işte size ben yanımda durun işte benim bloğumda yer alın NATO'nun arkasında durun. Hani biz ABD'yi karşımıza almak istemiyorsak ABD de bizi karşısına almak istemiyor
bir hususta. O yüzden ben bunun sadece AK Parti hükümetinin politikası ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki dirayetli tavrıyla da ilişkilendirmiyorum. Bunların hepsi az önce peki. size söylediğim hak verdiğim durumda %30 o, %30 o, %30 o, o üst üste eklediğimizde %90'lık bir tablo yapıyor. ABD'de dönüp baktığında bu politikada bu denklemdeki yeri herhalde bölgeden çıkmayı daha uygun buluyor. Ama dediğim gibi ben hala bunun altında bir şerh düşüyorum. ABD politikalarını 20 yıllık belirliyorsa çıksa da şöyle düşünün. Benim aklımdaki soru bugün Yeni Şafak'ta da güzel sormuşlar o soruyu. Benim aklımdaki soru o silahlar ne olacak? Binlerce tır silah. Herkesin merak ettiği. Yani bölgeyi onlarca yıl boyunca bakın hala 75'lerde 80'lerde Afganistan'da ABD'nin verdiği omuzdan atılabilen roketleri konuşuyoruz. Hala Afganistan'da bugün ABD'yi geri vuruyor o roketler işte Taliban'la olan muhabbette. Şimdi verdiği silahları meşrulaştırma gibi bir pozisyon. Ya meşrulaştırmadan ziyade de gayrimeşruların elde edemeyeceği silahları önümüzdeki 30 yıl içerisinde meşru bir şekilde bölgede kullanmalarını hani şöyle düşün. Türkiye'ye vermediği omuzdan atılabilen anti tank füzesini şeye YPG'nin elinde peynir ekmek gibi geziyor. Rahat verebiliyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Tarakçı'ya soralım. Sayın Tarakçı, bu gelişmeler hakkındaki düşünceniz nedir? Özellikle baktığımızda ABD'nin bir anda böyle bölgeyi terk etmesi geçtiğimiz haftalarda haftada onun üzerine biraz kafa yormuştuk. İzleyicilerimiz de takip etmişlerdir. Siz nasıl görüyorsunuz bu değerlendirmeyi? Kirli bir plan olabilir mi? Yani ben kirli bir plan, yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyorsunuz ve Trump bu yılın Şubat ayından beri Suriye'den çekilmekten söz ediyor. Hatta geldiğinde de söylediği sözü söylüyor. Hatırlarız. IŞİD'le mücadele artık biz değil, yerel güçler yapsın. Türkiye gibi güçler yapsın. Bugün de çok güzel bir açıklama yapmış Trump. Bölgedeki güçler artık düşünsün DAEŞ'le ilgili mücadeleyi. Ben çünkü belinin belinin kırıldığını söylüyor zaten. Yani artık etkisinin kalmadığını söylüyor ama çok ilginç bir şey var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi ile beraber yaptığı bir açıklama var. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata vardık bu konuda. Bizler hepimiz Suriye'nin demokratik ve layık olmasını istiyoruz. Bütün etnik kökenlerin tek ülkesi olan ve bütün hakların garantine alındığı bir Suriye. Ancak ayrıntılarla ilgili halledeceğimiz birkaç farklı yaklaşım var. Şimdi bir mutabakat Türkiye var. Türkiye ile aynı görüşte değiliz dediler zaten. Şimdi bakın bir mutabakat var. Bir tanesi bu. Yine bir başka şey. Bu demokratik Suriye ordusu ve bileşenlerin işte onurlu ve vatansever muhalifler sıfatıyla terörle mücadelede Suriye ordusunun müttefike haline getirilmesi. Yani böylece... Ya buradan anlıyoruz. Şunu anlıyoruz böyle. Böylece Suriye'deki muhaliflerle teröristler konusunda uluslararası bir uzlaşmanın sağlanması. Yani muhalif gruplar ve teröristler diye bir ayrıma gidiliyor. Yine bir başka bir şey var. Son bir gelişme daha var. İlginç bir şey. PKK'yı yasallaştırma mı? Söyleyeceğim ben. Hı hı. Yine ABD'nin bir zamanlar desteklediği cihatlı güçler son olarak Doğu Guta'da Rusya desteğindeki Suriye ordu birliklerine karşı savaşı kaybettiler. Ve sadece Mart ayının son haftasında Doğu Guta'nın çeşitli bölgelerinde toplam 9553 hükümete karşı savaşan cihatçı militan olmak üzere tam 41.109 kişi tahliye edilerek 710 otobüsle İblip'e ulaştırıldı. Gönderildi. Evet, tahliye edildi. Şimdi aynı zamanda 175 kilometre YPG ve PYD tarafından kontrol ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 tane üssü var. 155 tane de OBÜS denilen yani DAEŞ'le mücadelede, IŞİD'le mücadelede kullandıkları toplar var. Ne diyeceğim, adına ne deniliyorsa. Hı hı. Bunlar ne olacak mesela? Bunlar kime verilecek? Bunları mı alıp deniz piyadeleri var mesela. Onları mı alıp gidiyorlar Amerika Birleşik Devletleri? Yani kısacası Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ile ilgili tüm iddialarından mı vazgeçiyor? Irak'la Rusya arasında başka bir anlaşma mı yapıldı? Asıl meseleye Türkiye açısından bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin Suriye politikası konusunda biz Esad'la ne yapacağız? Yani Esad'a zalim dedin, diktatör dedin, bilmem ne dedin. Esad'la beraber yani Esad'ın başkan olduğu bir sisteme evet diyeceksin. Oradaki muhaliflerin terörist diye ayırdığın grupları tasfiye edeceksin. Türkiye'de bizzat operasyonların içerisinde yer alacak. Ve aynı zamanda Rusya ve Suriye güçleri, askeri birlikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadan çekilmesiyle birlikte ne yapacaklar? Yani şey mi yapacaklar? Oradaki İslamcı muhaliflere yönelik olarak yani son o 10 yıldır iç savaş
yaşayan şey, yani lay lay lom yapıp vaz mı geçecekler tüm iddialarından? Yoksa Putin'in de özellikle söylediği, üzerine basa basa söylediği, Dışişleri Bakanı'nın da söylediği, yine Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün söylediği, Suriye yönetiminin söylediği, normal Suriye'nin birliğinden söz ederken kendisinin terörist olarak gördüğü, yani Suriye devletinin terörist olarak gördüğü ve bunu Rusya'nın ve İran'ın sahada desteklediği bir olayla neyle karşılayacak? Ve Türkiye'nin buradaki yeri ne olacak? Ya yine başka bir şey var. Günümüz dünyasında dış politika, iç politika da dahil olmak üzere dışarıda sadece dostlar ve düşmanlar mı var? Düşman dedikleriniz dosta, dost dedikleriniz düşmanlara dönüşen çok denklemli bir yeni bir paradigma var yeryüzünde, dünyada. Yani eski klasik 20. yüzyılın tüm dış politik yaklaşımlarının, siyaset yaklaşımlarının ortadan kalktığı yeni bir 20. yüzyıl paradigması var aslında. Bu paradigmanın içerisinde genel politikalarınız, yani ben böyle düşünüyorum diyerek yürüyeceğiniz her politikayı duvara vurmakla karşı karşıya. Onun içindir ki çok denklemli, çok farklı sahada ve kendi bu coğrafyada politika izlemek gerekiyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Peki bunları şu an uygulamıyor mu? Ben işte tam mesele burada. Sorun şu. Mesela şimdi kamuoyunda ne iddiası var? İşte Trump'la Erdoğan telefonla görüştü ve Trump Suriye'den çekileceğini açıkladı. Yani böyle bir şey olur mu? Yani bir telefonu açtılar, hadi çekil dedi. O da tamam çekileyim dedi. Böyle bir bunun öncesi yasaklık var. Şunu anlatmıyor. Trump geldiğinden beri söylüyor. Şubat ayından beri açık ama bir Türkiye'de şey. Türkiye'de diyor ki Obama'dan sonra başlayan o belirsizliğe ben müdahale edeceğim diyor. Bak bir şey söyleyeyim ama bakın son ne dedi Sayın Erdoğan? Çok açık bir şekilde müdahale konusunu biraz daha düşüneceğiz dedi. Hayır, yok. Yok, son açık. Biraz şeye, ABD unsurları oradan çekilene kadar onu ima etti. İşte şunu, ya ben imasını bilmiyorum. Konuşması ya vuracağız dedi. Ya, yani vuracağız dedi. Şu operasyonu şu anda yapmayacağız dedi. Yani Türkçesi bu. Yani şimdi bunu oturup da yok arkası. Nasıl okuyacaksın yani? Gireceğiz diyordu. Şu anda girmeyeceğiz dedi. Niye? Onun da demek ki ne olacağını bilmiyor. Orada ABD diyor ki girme, ben çekileyim. Ben çekildikten sonra gir. Biz de onu gözlemleyeceğiz. Neyse. Çekilecek mi, çekilecek yani mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 tane üssü bugünden yarına çıkmayacağına göre bence burada 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları da son derece önemli olarak görüyorum. Yani AK Parti'nin Türkiye kamuoyundaki mevcut durumunun ne olduğu, halk desteğinin ne olduğu, uluslararası bakışlarda bunlar son derece önemli. Yani ben Amerika... İç siyasete de bir mesaj mıdır? Ben aynı zamanda iç siyaset... Çünkü nedeni şuradan doğru. 23 tane üstünü bir anda tahliye etmeyeceğine göre anlatabiliyor muyum? 70 bin kişilik kurulmuş olan PYD ve YPC'den olan demokratik Suriye güçleri bir anda demokratlar var. Gitmeyecekse ya adı böyle canım, sen istersen deme. Demokratı yapıştır sonuna, demokrat oldu. Neyse SDB diye, ya şey diyelim. SDG diyelim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti dediğinde Kongo demokrat oldu. Yani ona, yani şeyin şuna benziyor. Irak şey deyince Cumhuriyet yok Cumhuriyet Suriye'nin adı Cumhuriyet için. Cumhuriyet mi oluyor yani? Yani işte, ben şunu buradaki meselenin özü şu. Ne bir tanesi kendisini demokrat kelimesini kullanarak ya da demokratik yaklaşımlar ortaya demokratik koyarak anlamına demokratik anlamına gelmeyeceği gibi çok yüceltmeye de gerek yok. Ama şunu söyleyeyim, dünyadaki tüm terör hocam hareketleri genel olarak bir şey kullanıyor. Evet. Ya adına ya Kürdistan İşçi Partisi 80'lerde Sovyetlerden destek aldığında orağıyla, çekiciyle, kızıl bayrağıyla Kürdistan İşçi Partisi. Yok, şunu anlatmaya 2000'lerin sonunda ABD'den destek almaya başladığından da bir açılım dönemi geldi. Sorun bayrağını şu, değiştirdi, değişti. Budur işte. Nasıl ki devletler yeni paradigmaya uygun yeni politikalar belirliyorsa, terör hareketlerde, silahlı hareketlerde o paradigmaya uygun politikalar belirliyorlar. Yani şunu kabul ediyoruz. Terör örgütleri dediğiniz sadece tek başına bir terör örgütü değil. Yani uluslararası destekleri var arkasında, anlatabiliyor muyum? Çünkü o destekler olmadan yaşayabilmesi, orada konumlanabilmesi mümkün mü? Yani şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Suriye'de ama Amerika Birleşik Devletleri'nde tek bir Trump iktidarı söz konusu değil. Bir kere oradan bakmak gerekiyor. Derinlemesine bakmak lazım. Yani farklı iktidarların bir güç kavgası yaşanıyor. Bu Trump'ın iktidara geldiğinden beri açık seçik ortada duruyor. Ben Suriye çekilmesinin de öyle bırakıp gideceklerini, Irak'tan çekildiler mi şimdi siz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekildiğini söyleyebilir misiniz? Afganistan'dan da çekilmiş. Afganistan'dan mı çekildi? Yok öyle bir şey. Peki, yani kimse, herkes duruyor ediyorum. Yerinde yani. Evet.
Sayın Recep Yeter, Ali Bey'in ve Murat Bey'in anlattıklarına bakacak olursak, Murat Bey nispeten daha çok derinlemesi biraz ihtiyatlı davranılması gerekti ve acaba soru işaretleri dediğimiz yoğunlaşmış bir şekilde, hatta bunu yayın politikaları olarak da biraz soğukkanlı olarak gözlemliyoruz diye doğrusunda bu olduğuna inanıyorum. Sayın Tarakçı'nın da bahsettiklerine bakacak olursak, evet mutlaka ABD'nin bir kirli planı var ve bölgede çekildim demekle çekileceği anlamına değil, mutlaka ve mutlaka burada farklı bir şey de düşünülmesi gerekir soru işareti. Siz nasıl düşünüyorsunuz fikirleriniz? Aslında aynı şeyleri söylemiş oluyorlar. Sadece biraz daha sevgili Murat olumlu tarafından yaklaşarak meseleyi değerlendirdi. Ali Bey'in de hani biraz daha işin negatif yönlerini daha vurgulayıcı ifadeleri oldu. Aslında benzer bir hani şey var, yaklaşım var. Açıkçası her ikisinin de ben söylediklerinde yani altına imza atılacak cümleler olduğunu ifade edeyim. Birincisi, ABD söz konusu olduğunda ya hiçbir zaman 2 artı 2 4 diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Yani bizim son 6 yıllık geçmiş ilişkilerimiz ABD ile, hatta biraz daha işte Suriye denkleminden yola çıkarak 2011'den başlatalım veya yine aşağı yukarı ve dahası daha öncesi süreçler, yani bunun son 30 yıllık zaman zarfı da hani bambaşka bir tablo sunuyor bize. Dolayısıyla biz bütün bu birazcık böyle flashback yapıp da olan biteni hatırladığımızda aslında ABD'nin söylemiş olduğu tam olarak şey söylediği değildir ifadesini çıkarabiliyoruz. Yani biz ABD ile çok böyle yakın ilişkilerimizin olduğuna inandığımız bir dönemde işte bize çok yakın ve iyi ilişkiler geliştirdiğini, özellikle Suriye'de hatırlayacak olursanız muhalifleri birlikte eğitmeye başladığımız, muhaliflere işte donatım desteği verdiğimiz, beraber operasyon yaptığımız bir dönemde arkamızdan 15 Temmuz darbesini yedik. Yani şimdi dolayısıyla ABD'nin bu hamlelerine dosya bakmamak gerekir. Dolayısıyla mutlaka bir hinliği vardır diyorsunuz. Yani bu şimdi Türkiye'de kime mikrofon uzatırsanız uzatın. Hı-hı. Yani bu işi bileninden sokaktaki vatandaşına kadar bunu söyleyecektir zaten. Evet. Tabii burada bir kere altını çizmemiz gereken bir nokta daha var. Bizim durduğumuz yeri de zeminimizi de iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Bir kere Türkiye olarak yani biz boş beleş bir ülke değiliz. Yani özellikle son dönemdeki diplomasi çalışmalarımız, Türkiye'nin dış politikadaki yürüttüğü ilişkiler bütünü böyle hani sıradan lalettayn oluşturulmuş ilişkiler değil. Ve bunlar netice alıyor. Ve bizim dış politikada hem soft power anlamında hem hard power anlamında sahada bizzat askerimizle, gücümüzle ciddi netice alıcı işler yaptık. Dolayısıyla hani burada da tümüyle de meseleyi ya işte ABD işte tamamen oyun kurucudur, ABD dominant güçtür, dolayısıyla biz muhakkak bir bildikleri vardır, biz işte kendi pozisyonumuzu yine ona göre hemen bir virgül duralım. Önemli bir husus. Adnan Tanrıverdi Paşa biliyorsunuz Güvenlik Politikaları Kurulu üyesidir. Aynı zamanda önemli bir takım çalışmalara da imza atıyor. 2 yıl öncesinde şu fikirleri bizden paylaştığında acaba mı demiştik, o fikir neydi? Fikir de şuydu: Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mutlaka ve mutlaka oraya müdahale etmemiz gerekir ve o şartların oluşması için de her türlü caydırıcı gücü kullanacağız demişti. Buna hazırlıklı olun dediğimizde bize söylendiğinde soru işaretleriyle bakıyorduk, acaba ama bugün olacak mı? Ama bugün fiilen böyle bir yani süreç şu, değil. Tam da aslında söylediğinize yakında hani bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Yani Türkiye, ben bir şey yapacağım dediğinde artık yaptığını gösterdi.
Evet. Dolayısıyla hem Suriye'de hem dünyanın farklı ülkelerinde, Irak'ta, işte Rusya'nın politikalarında bizim gördüğümüz şu. Bir de facto bir politika dönüyor. Yani bir söylemden ziyade geliyor, gücünü oraya koyuyor ve neticesini alıyor ülkeler. ABD Irak'ta da bunu yaptı. İşte Suriye'de de bunu yaptı. Rusya Kırım'da da bunu yaptı. Ukrayna'da da bunu yaptı. Dolayısıyla biz de Suriye'de, işte Afrin'de de bunu yaptık. Yine Cerablus bölgesinde, Fırat Kalkanı bölgesinde de bunu yaptık. Ve dünyada politika böyle yürüyor. Şimdi ve Türkiye bunu yapma gücünü elde ettiği andan itibaren ne zaman? O da 15 Temmuz'da. İşte ordu içerisindeki o temizliğin hani büyük ölçüde yapıldığı andan itibaren, biraz daha cesurca ayağını yere basabildiği andan itibaren, işte az önce sevgili Murat'ın söylediği o insansız hava araçları gibi artık F-16'lardan bile çok daha etkili ve önemli bir silaha ve kendi yerli imkanlarınıza, %100 milli imkanlarınıza sahip olduğunuz andan itibaren artık bunları söyleyebiliyorsunuz, bunları ifade edebiliyorsunuz ve bunun da sahada bir karşılığı oluyor. Şimdi ABD'nin bu kararını, çekilme kararını alırken ya ben şimdi bu oyundan vazgeçtim, şimdi şöyle bir oyun kurayım, farklı bir oyun kurayım bu sefer, hadi çekileyim, çekiliyorum diyeyim dedi ve tek başına mı aldı? Yani bunu mu söyleyeceğiz? Evet. Eğer biz hani ABD'nin muhakkak bir planı vardır derken bunu mu kastetmemiz gerekiyor? Asla. Ben bu fikirde de değilim. Yani sonuç itibariyle Türkiye'nin ne olursa olsun buradaki bölgedeki etkin gücü, ayağını yere sağlam basan pozisyonu dolayısıyla ABD'nin kararında etkili olmuştur. Ha, ne kadar etkili olmuştur tartışabiliriz. ABD tümüyle buna bakarak mı bu kararı almıştır, yoksa içerisindeki farklı dengelerde mi buna şeydir? Hı. Yani hani işte Brett McGurk istifa etti. İşte bugün işte bunu okuduk. İşte bu muhteşem, işte Sayın Erdoğan'ın bir başarısı. İşte Suriye'de PKK'yı hamilik yapan ABD adına orada PKK'nın biliyorsunuz komutanı da şunu söyledi. Ben mideme yumruk yemiş gibiyim diye ifadesini kullanması da bunlar tesadüf. Savunma Bakanı'nın açıklaması hakeza. Şimdi yani Savunma Bakanı'nın açıklaması demek ki Suriye'deki tüm politikalarımız baştan başa değişiyor. Pentagon'la Washington arasında bir sıkıntı var mı sizce? Şimdi tablo, az önce söylediğim noktadan hani baktığınızda böyle bir tablo gözüküyor. Şimdi Savunma Bakanı istifa ediyor, diyor ki işte demek ki tüm politikamız değişiyor. Bu saatten sonra Trump daha iyi çalışacağı bir savunma bakanıyla atamasını yapsın ve onunla çalışsın diyor. İstifa ederken böyle bir... Amerika'nın Trump'la birlikte yeni iktidarında biraz da tüccar kafası hakim. Örneğin ABD'nin biliyorsunuz yaptığı açıklamalardan biri de şu. Orta Doğu'nun güvenliği için şu ana kadar 11 trilyon dolar harcadım diyor. 11 trilyon doların karşılığında şu ana kadar gasp ettiğim ancak 3 trilyon dolar diyor. Ben bundan sonra bir başkasının güvenliği için bu kadar para harcamayacağım diyor. Evet. Şimdi büyük para baronları da örneğin FED veya Rockefeller ailesi gibi kurumlar vardır. Bunlar biliyorsun asıl Amerika'nın sahibi bunlar. Bunlar da diyor ki biz olmadan siz zaten yaşayamazsınız. Bunun arasında bir kavga olacak mı? Şimdi Trump seçildiği zaman ben şunu iddia etmiştim. Türkiye için harika oldu. Yani o zaman işte bize böyle deli gözüyle bakanlar yani tabii Ray Branson üzerinden ipleri koparma noktasına geldik ama. Şöyle hatırlayacak olursanız yani bizi Suriye'de çıkmaza sokan, Suriye'de bizim ayağımızı dolaştıran, PKK'yı bölgede bu kadar etkin hale getiren mekanizma Obama döneminde tamamen bizi oyalayıcı politikalarla yürütüldü. Yani hiçbir zaman de facto bir şey yapmadı ABD. Dedi ki ya Türkiye sen haklısın tabii ki. Yani biz seni haklı görüyoruz. Evet biz teröristlerle kesinlikle çalışmayacağız dedi. Ve yüzümüze karşı o kadar okşayıcı ifadelerle tabii esnetti ki. Yani ve biz o oyalayıcı politikalarla evet bugün yapacak, yarın yapacak. Bekleye bekleye aşağıda bir de facto durum oluştu. Şimdi
Trump seçildiği gün ben şunu diyeyim. Evet, Trump başına buyruk bir adam ve kendi kararlarını, yani kendi yönetimsel kararlarını açıktan... Dilimeli ama net, Türkiye kararlarına iyidir. Yani bir şekilde, hani net bir şekilde uygulayacak. Ha, biz bundan zarar görebiliriz. Evet, direkt aldığı bir karardan direkt etkilenebiliriz. Ama biz en azından şunu biliyor olacağız. Ve dünyaya da bunu ifade ediyor olabileceğiz demiştim. Neydi o? Şu, bakın ABD'nin buradaki tavrı budur. Teröristlerle çalışıyor. İşte Türkiye düşmanıdır ya da bölgedeki halklara bu şekilde zulmedilmesine öncülük ediyor. En azından bunu biz açık bir şekilde, yani demokrati palavralarının kalktığı bir ortamda söyleyebilme imkanına kavuştuk Trump'la beraber. Peki, toparlayacak olursak. Son şey şu, yani dolayısıyla bir şu anda meydana gelen vaziyette biraz az önce söylediğiniz Trump'ın o tüccar zihniyetinin ortaya çıkması, Pentagon'la ya da ABD'nin yerleşik planlarıyla, yerleşik stratejileriyle belki çok fazla ben çeliştiğini düşünmüyorum. Elbette neticede ABD'yi yöneten bir orada bir mekanizma hala var. Fakat Trump alan açabildiğince kendine bu noktada kendi politikalarını uygulamaya çalışıyor. Son cümle bölümle ilgili, yani yine ABD'nin son bu çekilme kararı, evet, çok bizim için muhteşem bir tablo. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayalım. ABD yoksa gölgesi vardır. Gölgesi kimdir? Türkiye'de biz FETÖ'yü gördük, PKK'yı gördük. Aşağıda da yakın bir tarihte birçok planlarını göreceğiz ama. Bolca terör örgütünün sahneye çıktığını göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Murat Akbaş, üç önemli konumuzun anlattıklarına bakacak olursak sizin bunların üzerine birinci oturumdan ilgili söyleyecekleriniz nelerdir? Aynı bakış açısından mısınız veya farklı bir düşünceniz var mı? ABD'nin özellikle önümüzdeki süreçlerde Türkiye'yi zora sokacak bir takım hamlelere hazırlık yaptığı, örneğin Akdeniz enerji koridorları noktasında ciddi bir takım hinlik çalışmaları var. Bunu İsrail üzerinden şu an sürdürüyor ama biraz da buraya eğilmek lazım. Akdeniz'de de sular da ısınıyor. Kendiliğinden mi gelişti? Tabii ki kendiliğinden gelişmedi. Bence bu oyunun devamı var. Ve Türkiye burada çok akıllı hareket etmek zorunda. Biliyorsunuz dostluklar yoktur, devamlı menfaatler vardır. Bu menfaatleri kim haklı ve doğru hareket ederse kendi menfaati anlamında kullanması gerekir. Amerika burada çekilerek şunu yapmak istiyor. Ben görevimi tamamladım. Level atladık, yeni oyuna geçiyoruz. Tabii herkes bunu anlayamıyor. Burada olay şu bence. Kürtlere diyor ki ben size burada her türlü desteği verdim. Silahı verdim, eğitimi verdim. 20 bin tane tır gönderdim. Bütün lojistiğimi sağladım. Artık siz devlet olmak istiyorsanız buyurun size devlet olma hakkını veriyorum. Ve ben buradan çekilerek de ne yapıyor? Temizliyor kendini. Dünya basın önünde. Ve çekildikten sonra şunu demek isteyecek. Bakın ben olmadığım halde orası karışıyor. O yüzden benim orada olmam gerekiyor. Ben olmadığım zaman dünya karışıyor demeye getirecek. Ve burada biz saldırırsak veya onlar saldırırsa, ama şunu istiyorlar, Türkiye'nin önce saldırmasını istiyorlar. Aynı Saddam Hüseyin'in kuvvete saldırması gibi. Hatırlarsanız kuvvet 19. eyaletinizdir deyip Amerika pofoflayan Saddam Hüseyin'i daha sonra sen ne yaptın deyip karşısına dikilmiştir. Ve bütün dünyayı da arkasına almıştır. Aynı şekilde Irak'ta kimyasal silah var deyip yine söylüyor. Yani ben şunu demek istiyorum. Görüntü her zaman yanıltıcıdır ve Amerika bu yanıltıyı çok güzel kullanıyor. Evet. Ve aynı şekilde ben şunu düşünüyorum. Ben saldırırsam o zaman başkası da bundan meşru müdafaa hakkını bulur. Kim? İsrail. İsrail şimdi şunu diyebilir mi? Türkiye sen haklısın. Türkiye'de kendi sınırlarım var. Yarında bir ordu oluşuyor. Sen müdahale ediyorsan, ben de Golan Tepelerine hatırlarsanız yakın zamanda bir saldırı yapmıştı. Ufak tefek hareketler yaparak kendi, tabii kimseyi de rahatsız etmeden. Ve ayrıyetten İngiltere. Burada çok sessiz. Acaba tabii ki ben o biliyorsunuz İngilizlerin sinsi politikası vardır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına neden olan ülkedir. Buradaki evet. Şunu görmeye çalışıyorum ben. Birisi üzerinden çok ciddi şekilde bu çekilmeyi eleştiriyorlar. Yani. Olabilir ama bu görüntüdür. Ben şuna inanıyorum. Yapılan bütün kavgalar, bütün oyunlar aslında sahnedeki diğer hareketleri görünmesini engellemektir. Yani ışığa bakarken arka taraftan neler gittiğini iyi görmek lazım. Ben şurada şunu düşünüyorum. Mesela 2012 yılında Selahattin Demirtaş İngiltere'de Chatham House'da bir konuşma yaptığında şunu söylüyor. Sizin diyor 100 yıllık Kürtlere borcunuz var. Devlet borcunuz var. Yani biz biliyorsun Şeyh Said ayaklanması yaptık. Bilmem ne de yaptık. Burada Musur Kerkük'ü kurtardık ama siz bize o zaman Kürt devleti kuracağız diye bize yardım etmiştiniz. Biz size yaptık vazifemizi ve Musur Kerkük'ü Türklere kaptırmadık. Onların hakkı olmasına rağmen.
Ve şimdi aynı olayı Selahattin Demirtaş üzerinden biliyorsunuz onu önce cilaladılar, parlattılar. Ve daha sonra ne oldu? Türkiye şimdi bu noktada sanki hatırlarsanız daha önce Irak'a gir, Mısır Kerkük senindir muhabbeti vardı. Daha sonra İran'a bizi bulaştırmaya kalktılar, biz onu yemedik. Çünkü akıllı bürokrasiyi iyi takip ettik ve devlet adamlarımız, arkadaki tabii ki kurulu devlet yapısı buna engel oldu. Ne yaptı? Oynadığı oyunları hepsi ters dedik. Ha bu arada diyeceksiniz ki işte Kürtler biz yalnız kaldık diyor. İşte burada Türklerle bizi karşı karşıya getirdiniz. Ama bunlar bence hepsi oyun. Ve Türkiye'yi burada oyunun içine çekmeye, yani savaş alanını genişletmek istiyorlar. Neden? Çünkü Condoleezza Rice ne demişti? 22 tane devlette topraklar değişecek. Türkiye de bunun içine dahildi. Evet. Ve İsrail'in de biliyorsunuz ta önceden bir konuşmasında Libya'yı da bölüceğiz. Kendi Golanlardan, Irak'tan, Suriye'den ve Türkiye'den. Yani büyük azlı mahvutu kurmak istiyor. Yani kendi seçilmiş insanlar ve seçilmiş topraklara hakim olmak istiyor. Şu an dünyanın hakimiyim diyor. Siz demin dediniz Rockefeller ve Rothschild'ler bunu gerçekten istiyorlar artık. Biz diyor ki her şeyi kurduk. Artık bir devletimiz yok. Devletimiz olmak zorunda. Yani biz bölgeler arkasında çalışırken artık yeni bir level atladık. Ve artık biz burada devleti istiyoruz. Ha bu arada Amerikan ordusu ölmeyecek. İngiliz ordusu ölmeyecek. Alman ordusu ölmeyecek. Fransa ordusu ölmeyecek. Kim burada şey yapacak? Kürtlere diyor ki maşa olarak buyur sağ senin. Ama bu arada Türkiye çok akıllı bir hareket yaptı. Irak'a girmedi. Mısır Kerkük'ü almayarak Araplara şunu demek istedi. Bakın ben toprak bütünlüğünüze saygı duyuyorum. Suriye aynı şekilde ilk başta biraz cuma namazı kılarım bir şeyler oldu ama daha sonradan revizede de yapılan sahadaki oyunları görerek Türkiye Esad'la da görüşmek zorunda kaldı. Ama şurada Esad'ı da söyleyeyim. Esad 30 yıldır Beka Vadisi'nde Abdullah Öcalan'ı barındırdı. Ve bize bu taraftan büyük bir saldırı. Ama irade ve güç karşısında da barındırmayacağını da anladı. Evet. Aynı dönemden veya aynı kıyaslama yapılamaz mı? Tabii ki aynı kıyaslama yapılabilir. Ama ben şurada şunu görmeye çalışıyorum. Türkiye'nin yaptığı her hamlenin karşısında diğer devletlerin de yapacağı hamleleri iyi ayarlaması lazım. Burayı okumak gerekir. Ve bir de şu var. En büyük general şunu söylemiştir. Savaşmadan kazanmak. Hı hı. Mesela bugün bunu örnek verirsek Atatürk. İran'ın sınırında Nahçıvan'dan toprak almıştır ve sınıra bağlamıştır. Hı hı. Aynı şekilde Hatay meselesinde yine Türkiye çok güzel ne yapmıştır? Sadabat Paktı, yani bölge ülkelerini yanına alarak, genelkurmaylarını da yanına dizerek onları karşıda dikilmiştir. Ve biz hepimiz anlaştık demiştir. Ve onlara da mecbur etmiştir. Ve otonom devlet kurdurmuştur Hatay'da. Biliyorsunuz orada Lübnan'daki o otonom devlet yapısını kurunca Fransa hani anlaşma yapınca o zaman dedi ki Hatay'daki bir olay var orada da aynısını istiyorum deyip Atatürk bir oldu bittiye getirerek orada da referandum devleti kurdular. Hı. Daha sonra Türkiye'ye ilhakı gerçekleşmiş oldu. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Türkiye'nin buradaki yapacağı hareket yine böyle olmalı lazım. Ve bir şey daha söyleyeyim. Burada Çin faktörü daha ortada yok. İngiliz faktörü ortada yok. İsrail faktörü ortada yok. Yani çok kutuplu olduğu için kimse kusura bakmasın Amerika hamle yapamaz. Buna da bir diplomasi başarısı evet. Denmez mi? Şimdi tabii ki burada başarısı devlet anlamında denir buna ben. Peki. Ama bunu yaparken dediğiniz gibi Akdeniz'deki olay bu arada bizi çok güzel çembere alıyorlar. Bir reklam arasına gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bana hak vereceksiniz abi. Yine sizin sözden başlayacağız. Değerli izleyiciler bizden ayrılmaya kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazeteci yazar arkadaşımız Murat Akbaş Bey ile kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle Akdeniz politikaları ve Suriye üzerindeki ABD'nin acaba mı diye başka planları mı olacak diye. Şüphesiz ki biz inanıyoruz başka planları var ama bölgenin açısından da şunu duymak istiyoruz. İnşallah ABD bu bölgeyi terk eder de biz de kendi kaderimizden, kendi bildiklerimizden, tekrar kardeşlerimizden kucaklaşalım. Sorunsuz bir dünya olsun diye. Onu dediğiniz zaman bırakırlar mı? Kaşıkçı cinayetini hatırlatmak isterim. Ama parayla cüzdan arasına sıkışan bir ABD aklının olduğunu unutmayın yani. Orada şurada şunu yapıyor ama. Onu yaparak şunu göstermeye çalışıyor. Ben sağdayım, racon kesiyor. Herkes ayağını denk alsın. Ben dünyanın lideriyim diyor. Evet. Bundan daha öncesinde Rus elçisini öldürüyor biliyorsunuz. Aynı olay. Burada bir de şu var. Bunlar tesadüf değil ama. Tabii ki. Türkiye yalnızlaştırma politikası. Bugün bakın Bulgaristan sınırında mayınlar temizlendi. Yunanistan adalar üzerinde oyunlar oynamaya çalışıyor veya konuşmaya başladı. Kıbrıs'ta aynı şekilde petrol arama adı altında İsrail, işte İtalya, İngiltere, Fransa, Amerika bir şeyler yapmanın peşinde. Suriye'de aynı şekilde. Irak'ta biliyorsunuz bir referandum yapıp orayı bir yapıya dönüştürmeye çalıştılar. Ama hiçbir şey tutmadı. Evet İran'da aynı şekilde yaptı ama bu arada tabii Çin artık tek kutuplu değil. Çin arkadan geliyor. Ona önünde Rusya var. Ondan sonra İran var ve Türkiye var. Burada bir hançer gibi düşündüğümüz zaman. Ama burada Amerika şunu yapıyor. Ne yapıyor? Kaşımaya başlıyor. Yumuşak. Kırım'ı.
Arkadan Çin'de biliyorsunuz Türkmenleri... Gürcistan'a da mesajlar veriyor. Tabii Gürcistan'a da veriyor. Müslümanlara yapılan hamleleri göstererek Türkiye şunu diyor. Yumuşak karnına dokunarak Türkiye diyor bak hamle edersen burada seni karıştırırım. İşte burada seni yalnız bırakırım. Sen ne yapacaksın? Bak orada senin Türkler ölüyor. Peki Türkiye bunlara karşı seyirci mi kalacak? Yani diplomasiyi çok güzel mantıklı bir manevrayla yönetemez mi? Örneğin Çin'le bu anlamda uzlaşma kültüründe şöyle bir tehlike var. Bunu devlet adamları düşünemiyor mu? Zaten bizim düşündüklerimizi onlar niye düşünmüyor? Şöyle söyleyeyim, onlar düşünüyor. Onlardan gelen bilgiler bizde yok. Onlar daha çok bilgi ve şey sahadalar. Örneğin biz saf bir vatandaş olarak gazeteci, televizyon veya moderatör o zaman olarak şöyle söyleyeyim ben. Şöyle bir mantık isterseniz bitirelim. Şu çok önemli bir husus. Biz devlet aklını kendimize göre yorumluyoruz. Tabii ve izleyicilerimizden de paylaşıyoruz. Bunu paylaşırken devlet adamlarının derinlemesine politikaları olması zorunlu mudur? Zorunludur değil mi? Peki bu olacaksa örneğin Doğu Türkistan'da baktığımızda Çin'in zulmünü biraz ele aldığımızda Çin politikalarında ben Doğu Türkistan'da bazı arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden görüştüm. Türkiye'nin uzun vadeli diplomasisinden kaynaklanan en huzurlu süreçleri yaşıyoruz demesine, Çin'in Türkiye ile ilgili bu anlamda bir bahar havası estirmesiyle oradaki kardeşlerimizin huzurlu yaşaması ABD istemesine rağmen karıştırabilir mi? Yani ben burada Çin'den görüşme ve kanalları her türlü açık pozisyonu uygulayacaksam Çin bu anlamda bir huzursuzluk oluşturur mu? Bizde Fethullah Gülen'i nasıl ulaştırdıysa Irak'ta Kesnizani tarikatıyla Irak'ta bunu başardılar. Yani ve şurada şunu düşünmek lazım. Ben artık Türkiye olarak ne yapacağım? Bir, Sadavat Pakti gibi bölgesel devletlerle bir kere iyi ilişkiler kurmam lazım. Evet. Yani çevremdeki o çemberi bir kere parçalamam lazım. Akabinde büyük devletlerle de tabii ki masaya oturacaksın ve elindeki gücü kullanman lazım. Burada Amerika ne yaptı ama ekonomini batırdı. Amerika niye mi ekonomileri her seferinde batırmak ister? Bir şey Türkiye'nin ekonomisi. Tabii ki batıramaz. Yani o kadar kolay değil. Onun karşısında bizim de mücadelemiz var. Ama şurada bir şöyle bir olay var. 7 bin liraya fırlatıyorsa doları, o zaman demek ki çok biz ona şey vermişiz. Nasıl diyeyim ben size? Oynama hakkı vermişiz sahamızda. Bir çeki düzen vermemiz gerekiyor yani. Bir gardırobumuzu temizlememiz gerekiyor. Yani dost düşman kim? Düşmanla mı dostla mı beraberiz? Bunları iyi ayıklamamız gerekiyor. Yani FETÖ ile beraber gittik gibi göründü bir ara. Sonra ne oldu? Fethullah Gülen'in yanlış olduğunu ve Amerikan menşeli olduğunu nereden anlıyoruz? Mesela İncirlik üstünde tanker uçaklar kalkıyor. O uçakların kalkması öyle kolay mı? Belli bir prosedürden geçmesi gerekiyor. Oradaki Amerikan subayları kim? Onlar görevden alındı mı? Onlar kendi ülkelerine gönderildi mi? Mahkeme edilebildi mi? Bunları soramıyoruz. Ve ya iç hukuk mevzuatı alem problemlerimiz mi var? Ama biz ne yaptık? Türkiye ordusunu subaylarının eğittiği orduyu kapattık. Ama orduya müdahale edildi. Yani imamın ordusu dediğimiz ordu müdahale ediyor. İmamın ordusuna müdahale edemiyoruz. Yani yanlış anlamayın, burada imam derken hani şey anlamında söylemiyorum. Fethullah grubunun bize imam diye gösterdikleri bir bakıyorsun ki imam değilmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Müslümanların içinde senin gelip dinini içinden sana oyun oynayabiliyor. Yani bu kadar da etkililer. Bunun karşısında bizim kuvvetimiz tabii ki bir şekilde başardık. Ama bunun devamını... Bedel ödeyerek mi başardık? Tabii bedel ödeyerek başardık. Ama bir de şu var. Çok mesela Amerika çekiliyorum dediği an en güvendiğin an en zayıf olduğun andır. Yani bu anda çok dikkat etmek lazım. Murat Alan Bey'in de bahsettiği konuya itidalli mi davranıyorsunuz? Güvenilmemesi noktasında soğukkanlı olması bakın, gerekir mi? Ben yine şunu söylüyorum. Türkiye oraya müdahale ettirmesini istiyorlar. Aslında etmemiz de gerekiyor. Ama şunu söylemem lazım. Daha örümcekken müdahale etmedik. Fareken müdahale etmedik. Koyun oldu, köpek oldu. Yani inek oldu en sonunda. Seçime doğru giderken şöyle bir kirli plan olabilir mi? 18 bin tırın oraya yerleştirilmesiyle birlikte ağır zayiatları kamuoyunda Türkiye'yi zor bir duruma sürece sokarak yerel yönetimler üzerinden AK Parti'ye ciddi bir bedel ödetme ama noktasında böyle bir kirli plan olabilir. O var ama bir de şu var. Ortadoğu'da ne işimiz var? Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün çıkıp... Bakın ben burada... Bunlar tesadüf değil. Ortadoğu'yu yönetecek tek ülke Türkiye'dir demesi. Sağ sol olarak bakmıyorum ama Türkiye burada model ülkedir ve Türkiye tek yani, kurtuluş yeri Türklerdir. Neden derseniz coğrafi yapısı, tarımsal sektörü, dört mevsimi, turizmi, her şeyle, yeraltı, yerüstü kaynakları ve aklıyla, ilmiyle ve sevgisiyle eğer ayağa kalktığı anda, motor kuvvetini harekete geçirdiği anda itibaren bütün mazlum devletleri... Ama o motor kuvvetini harekete geçirirken böyle mide bulandırıcı bir takım vatan hainlerini de temizlemek lazım. İşte ben bunu onu anlatmayacağım. Yani mesela ben burada bir kendi ekonomimiz olması lazım. Yani milli, kendine güvenen, kendi gücü. Gücün varsa sahada söz sahibisin. Evet. Bunu hepimiz görüyoruz yani. AK Parti iktidarı döneminde örneğin en çok eleştiri konularından biri şu. AK Parti 16-17 yıllık sürece girdi iktidar. Dolayısıyla bu kadar vatan hainiyle mücadele edip ancak yeni yeni bir takım çalışmalar yapıyor. SİHA'ydı, İHA'ydı vesairesiydi. İşte ama burada bir sorun projesi, var. Milli helikopter projesi, evet. TFX,
savaş uçakları vesairesi. Birçok plan. Ama burada çok bir enteresan bir sorun yeni var. Yeni kendimize geliyoruz. Burada bir sorun var ama. Bir, sen Suriye ile sınırları açtığın zaman oraya terörün geleceğini bilmen lazım. Hani mayınları temizledin. Hatta İsrail'e vermeye kalktık 49 yıllığına. Bunlar doğru hamleler değil. Yani kim önümüze getiriyorsa bu maddeleri içimizden tabii birileri. O vatan hainleri vardı zaten. Evet, aynen öyle. Bunlardan dönmemiz lazım. Suriye'yle düşman edildik. Mesela Suriye'yle ilk önce iyi dost edindik. Bu güzel bir hareket. Suriye gerçekten bize dost muydu? Tabii ki o zaman da dost değildi. Ama şu var. Ben bunu değerlendiririm. Yani menfaatlerim doğrultusunda hareket ediyorum. Bakın sevgiyle değil. Hani biz biraz duygusal... Devlet politikasına ihtiyaç var. Evet. Soğuk kanlamamız lazım ve akıl ve ilimle hareket etmemiz lazım. Sabri Bey, 20 milyar dolar 4 milyon göçmene sığınmacıya para harcadık biz. 20 milyar dolar. 40 milyar dolar. Daha da o zaman 40 milyar dolar. Neden söz ediyorsunuz? Demek ki o sorun yaşanmasaydı 40 milyar dolar bütçemizde olacaktı. Yani ama burada şu, ama yani. Bakın şu politikayı kırdık. Osmanlı geliyor mu? Daha ağır bir bedel olamaz mıydı? İyi, Osmanlı olabilir geliyor mi diye 40 milyar dolar mı harcadık? Hayır. Bakın, Ali Bey, daha ağır bir bedel olamaz mıydı? Örneğin 40 milyar dolarla evet vardı harcadınız veya bölgenin sorunlarında dün sizin tebaanızda şunu, olan bu şunu kabul edelim. İnsanlar... Sabri Bey şunu kabul edelim. Bir kere Suriye politikası, Suriye'de Esad'ın silahlı bir yöntemle, silahlı bir mücadeleyle gönderilmek istenmesi yanlıştı. Doğru. Yanlıştı. Hı hı. Bu yanlışı biz destekledik. Hı hı. İster politik olarak destekledik, ister askeri olarak destekledik, ister Amerika Birleşik Devletleri... Bak Amerika Birleşik Devletleri ile donattık, bilmem ne yaptık, sahaya sürdük. Yani sonuç da şu... Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni şeytanlaştırırken o gün müttefikimiz ve Suriye girilmesi ya, konusunda beraber. Anlatmak istediğim kendini modifiye ediyor da Türkiye Cumhuriyeti modifiye etmiyor. Bir şey anlatmıyor. Modifiye edebilirsiniz. Yani o terör örgütü. Realiteye uygun PKK hareketi de ama Türkiye realiteye uygun. Hayır şunu anlatmayın. Bir dakika alayım. Cevap verin. Bak şunu bitireyim. Bak terör örgütü o. Siz devletsiniz. Terör örgütü 40 bin kere de kılık değiştirse, kıyafet değiştirse ayrı bir şey. Ya ama şimdi geçen hafta aldığı şey, karardan bu hafta caymasını konuşuyoruz. Ne var çok açık da? Şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki Türkiye Devleti, Esad'ın ister diktatör deyin, ister zalim deyin ki o coğrafyada biz diktatörlerle hala iş tutuyoruz. Çünkü devlet burası. Anlatayım. Siz tamam. Şimdi Mısır'da darbe yapmış... Şeyle siz söyleyin. Sisi'yle işbirliği yapmayacak mıyız? Yani devletle iş yapmayacak mıyız? Ya bir ilkeli duruşu olmamalı mı? Bak diyorsun? İlkeli duruşun olacak. Şu değil. Düşmanlaştıramazsın ülkeleri. Ülkeyi düşmanlaştırmasın. Nerede şöyle bir şey diyor musunuz? Ya bugün Mısır'da aday olsa. Erdoğan Mısır'da aday olsa seçimleri kazanır. Bak dinle beni. Mısır halkıyla ne sorunumuz var? Sisi. Bizim İsrail halkıyla ne sorunumuz var Yahudilerle? Sisi. Hiçbir sorunumuz yok. Devletleriyle sorun yaşıyor. Sisi bir darbeci mi? Dinle bitiremez ya. Sisi bir darbeci mi? Halklarla sorunumuz. Bir şey söyleyeyim. Yok tabii canım. Ne münasebet olur mu? Murat bir şey söyleyeceğim. Sisi bir darbeci mi kardeşim? Evet. Zalim mi? Evet. İnsanların üzerinden yani tanklarla geçti mi? Binlerce Mısırlı cezaevinde mi? İşkence gördü mü? İdam devam ediyor mu? Şunu anlatmaya çalışıyorum. 3 binden fazla insan. Bir şey söyleyeceğim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz şimdi Mısır'daki muhaliflerin ellerine silah alıp Sisi'ye karşı, iktidara o darbecilere karşı silahlı mücadele versin diye sahada destek mi yapıyoruz? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın Ali Bey, burada tam bitireceğim şunu. Ben diyorum ki Esad nasıl şunu söylüyor. Esad'la ilişkilerimiz bu dönem iyiydi. Sınırları açtık. Mayınları tamam. Kaldırdık. Çok güzel. Ve ekonomik olarak iyi ilişkilere girdik. Şuna bir ülkeyle ne kadar iyi ilişkiler içindeyseniz hem ekonomik, siyasal, kültürel o ülkenin de aynı zamanda demokratik bir değişimine de katkıda bulunursunuz zaten. Ama bunu silahlı yöntemle ayağa kalkmış Suriye muhalifleri Esad'ı silahlı bir yolla devirmek istediğinde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dinlaz Erdoğan'ın Esad'la görüştüğünü başbakan Davutoğlu'nun görüştüğünü siz yani. Dur ya yani. Bunları hatırlamıyor musun? Dinle beni. Adam ne dedi? Murat, hala aynı şeyi okumaya devam ediyor. Dinler misin az ya? Lütfen. Yani Esad kabul etmedi diye senin abisin demokratik bir şekilde dönüş dedik dönüşmediniz. O zaman da oradaki Suriye muhaliflerinin silahla ayaklanmaya kalktığında ona müdahale edecektik ve ayaklanmasına itiraz edecektik. Ya %60'dan bahsediyorum. Ya söylemek istediğim olay şu. %60 bak, bitireyim, terörist söyleyeyim, mi bunlar? Bitireyim söyleyeyim sana. Değiller kardeşim. Şuna bir devlet en kabile devleti bile o ülkede birileri eline silah aldığında devletin resmi temsilcileri buna ne dersen de kabul etme.
o silah alanlarına terörist der. Tamam. Bak ben başka bir şey söylüyorum. Olup olmadığını söylemiyorum ama şunu anlatmıyorum. Sonuçta bu bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın bir arada davranma politikası. Bugün Suriye'de 10 milyon insanın kendi ülkelerinin dışına göç etmesine. Tamam, biz dinle bitiriyorum az. Suriye'de dinliyorum ya, bak bitireyim az. Suriye'de taş üstünde taş kalmamasına bizim vebalimiz var. Bunu onaylarsın onaylamazsın. Ama vebalimiz var. Ya, şimdi diyorum ki Türkiye söylüyorum. Tam söyleyin bakalım. Emevi Camii'nde cuma namazı kılmak istersen tamam. Vebalim var. Bir mesaj. Şimdi peki. Bak işte verdiğim mesaj zaten politik olarak da aynı zamanda sahada da askeri olarak da farklı bir mesajdı. Demek istediğim olay şu. Sen komşularınla ister İran'a yönelik olsun bu, ister Irak'a yönelik olsun, ister Ermenistan'a, ister Azerbaycan'a. Hatırlarsınız Süleyman Demirel döneminde Azerbaycan'da bir darbe girişimine yönelik olarak Türkiye hükümeti Azerbaycan yönetiminin yanında yer aldı. Evet. Darbecilerin bir kısmı da bu ülkenin vatandaşlarıydı. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Tamam. Şunu anladın. Yani Türkiye'nin duruşu, abi duruşu olarak, demokratik bir duruşu itibariyle orada silahlı kalkışmalara meyil vermeyecek, Batı'nın tasvip etse, desteklese bile yanında durmayacağı bir hatta olmalı, duruşu olmalı. Şimdi geliyorum, yani bugün itibariyle söylüyorum. Bugün Suriye, Rusya, İran, Suriye'nin bütüncül bir politikasını savunuyorlar. Suriye devletini savunuyorlar. Yani Esad rejimini savunuyorlar. Bugün itibariyle söylüyorum. Bakın bugün duruşu. Çünkü İran ve Rusya Esad'a destek için oradalar. Suriye muhalifine, Suriye halkını korumak için orada değiller. Esad'ı koruyorlar. Bakın çok açık ve net bir şekilde. Bizim zalim dediğimiz, darbeci dediğimiz, tamam. Sizin Esed dediğiniz, önce Esad olan sonra Esed'e dönüşen bir adamdan. Yani peki. Kısacası... Toparlayalım. Çok açık ve net söylüyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeden çekilmek isteği Trump'la bile mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri... Bir harita getirirseniz onun için arkadaşlar, lütfen bir şey göstereyim. Az bir şey göstereyim. Lütfen Murat'ım bir şey. İki dakika. Söz hakkı verin hemen. İki dakika. İki dakika. İki dakika. Murat Bey, iki dakika. Dakika. Harita gelirken ben de bir şey sorayım. Tamam. İki dakika. Suriyeli muhalifler silaha sarıldığında Suriye'de kaç kişi ölmüştü hatırlıyor musunuz? Bak, şey. Kaç tane insanın tepesine ya, bomba düşmüş ya, ya. Abi, bu, yani böyle bir şey hani hayırlı gülük güllük gülistanlık bunu tartışalım ya bir saniye hayır ama güllük gülistanlık bunu bir şey yap bunu bir saniye Recep Bey bir şey göstereceğim bir müsaade edin ondan sonra şu zihniyet gezi eylemlerinde işte bilmem kaç kişi bir araya toplandığında hadi dayanın BM yönetimi el koyacak diyor. Ama bu zihniyet Suriye'de Esed'in bilmem kaç kişiyi katlettiğinde Türkiye'nin seyirci kalmasına istiyor. Suriye'deki nüfus oranının ne kadar demokratik bak, çok, olup da... Çok, çok net söylüyorum. Bitireyim az ya. Çok şimdi, net Murat, söylüyorum. Murat bitireyim. Bir şey söyleyeyim. Bak, iki dakika. Gezi Murat konuşsana. Diyor ki Suriye'de bir saniye konuşacaksın. Az daha dayanın BM yönetime el koyacak. Niye? Evet. Bu ülkede haksızlık yapılıyor insanlara BM diyor. BM nereye koyuyor ya? Ama... Ya bu işte böyle salak ya, bir şekilde savunuyor. Neyse. Ama aynı salaklığı da yapma işte Suriye'de, sorun bu yani. Suriye'de Esed Suriye'de. Ya insan öldürüyor insan. Neyse. Ben de diyorum ki şunu anlatmış insan. Ya bitirmez ya. Bitirmez diyor ya. Ki Türkiye bunu tamam, seyretsin. Tamam, dokunmasın tamam, canım ortada bir devlet kardeşim. Var diyor. Tamam bak seyretme tamam. İşte. Peki. Şimdi bakın Ocak 2000'de. Birazdan orada kaldı programı bakın, tartışılan. İki dakikayla. Amerika'da uzadı Ali Bey işte orada. Çok iyi işte. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağdan çekiliyor. Mu, çekilmiyor mu bir şey söyleyeceğim. Peki, bir 2015 yılı Suriye'den Irak'a kadar Bağdat'a kadar IŞİD'in olduğu bölge. Hı-hı. Bakın Musul'da dahil. Evet. Tamam. Sonra Ekim 2016. 16. Bakın daralıyor. Temmuz 2017. Aralık 2018. Yani Trump'ın neden real mi bu? Bu real. Ama çok hayır kaynağın bir sözü vardı. Peki bu, bitireyim, bu bitireceğim. Bunların bir sahibi evet, yok. Aynen, bir şey söyleyeceğim. Hayır kaynağı. Ona da geleceğim. Bitireceğim burada. Ya, bitireceğim. Hı. Şimdi ve son harita bu. Şuraya gelelim. Evet. Son harita bu. Son harita o kadar açık ki. Bakın rejimin kontrol ettiği yer şu kırmızı. Şöyle biraz. Kırmızı. Kişilerimiz evet. PYD ve YPC'nin kontrol ettiği bölge ve 23 tane Amerikan üssünün olduğu bölge. Tamam. Bakın Fransızlar var. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 tane üssü var. Bakın sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin. Tamam. 175 kilometre sınırımız. Hı-hı. Aynı zamanda Golan şurada Filistin bunu da burayı da şurayı da görülmesi açısından söylüyorum. Niye anlatacağım onu da. IŞİD'in kontrol ettiği çok şurada bakın kalan yer. Evet. Şurası.
Burası da burası nerede biliyor, biliyor musun? Zor lan aşağı çok, birkaç. Burası var, yok şurada. Burası da Suriye yani Esad rejiminin içerisinde olan bir yer. Başka? Golan'ın olduğu bölge. Başka da bir şey yok. Buradan nereye geleceğiz? Buraya nereye geldim? Amerika Birleşik Devletleri burayı oluşturdu. 10 bin kilometreden gelip bunu yaptı. Bak, siz evet, buranın, şu haritayı niye gösterdim biliyor musun? Siz buranın ABD açısından güvenli bölge olduğunu ben, mu? Ben bir şey anlatmış olayım. Amerika Birleşik Devletleri sahaya niye geldi? IŞİD var diye geldi. Tamam. Değil mi? Bakın 4 harita. Ocak 2015, Ekim 2016, Temmuz 2017, Aralık 2018. Ya ama Amerika Birleşik Devletleri Trump iş başına geldiğinde bu haritanın üzerinden koyuyor. Ve son açıklaması, Trump'ın son açıklaması çok açık ve net bir şekilde. Diyor ki IŞİD bitmiştir. Çok az bir gücük kalmıştır. Bugünden sonra orada Türkiye gibi devletler IŞİD'le mücadele etmeli. Bakın. Ne anlama geliyor? Ne mi anlama geliyor? Jandarmalık bırakıyor sana bölgeye. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Gitse bir suç, gitmese bir ya ben yani keşke gitmeseydi ben şey o zaman. Ben bir şey söylüyorum. Ben gidip gitmemesini açık söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağdan eğer gerçekten bu 23 Amerikan üssünü çekip gidecekse tamam mı? Ki ben gideceğini düşünmüyorum. Türkiye bu bölgeyi şimdi kontrol altına alamaz mı? Kim? Türkiye bu bölgeyi kontrol altına alamaz mı? Ben de size bir şey söyleyeceğim. Tamam, söyleyeyim Rusya, bakalım. Rusya bunları yani PYD ve YPG'yi terörist mi görüyor? Esad rejimi burayı teröristlerin elinde diye mi görüyor? Son yani bu. Şimdi Esad rejimi şimdi, ona mı verecek? Burada, şimdi bir saniye PYD'ye mi verecek Esad rejimi? Ben bir şey vermeyecek bir şey soruyorum. Yani Türkiye'nin girmesine Rusya niye izin versin onu anlatmaya çalışıyorum. Ben burada bir şey daha unuttuğunuzu hatırlatmak isterim. Peki. İran'ın bu bölgede çok askerinin bulunmasından dolayı İsrail çok rahatsız. Ve buraya bir şekilde girmek istiyor. İsrail. Ve bir şey daha söyleyeyim. Evet İsrail. Ve Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanı iken bir imza attı. Amerika bugüne kadar tarihinde en büyük silah yardımı şeyini verdi. Yardımı demeyelim de bütçe ayırdı. Kime biliyor musunuz? İsrail'e. İsrail'e zaten. Ama o 38 milyon dolar mıydı ya da 38 milyon dolar. Milyar dolar. Yanlış hatırlamıyorum. 26 milyar doları uzun vadeli planlamada yardım edecek. Ve dedik hatta dediler ki ne dedi? Hatta hiçbir şey yok yani ortada nasıl böyle bir karar alındı dedi. Gök kubbe, gök kubbe planlaması kapsamında İsrail'i koruma adına anlaşması yapınca yem oluyor da bizim böyle bir yardımı taahhüt ettiğini de söyleyelim isterseniz. Peki sizden yarım kalmıştı. Evet. Toparlayacak olursak herhalde sözün son özü de buydu değil mi? Evet. Peki teşekkür ediyorum. Sayın Alan'a geleceğim. Sayın Alan, Arakçı Bey'in özellikle bahsettiği bir kısmına gelelim. Türkiye'nin özellikle hani kardeş Esad dediğimiz dönem vardı. Doğru mu? Doğru. Ama kardeş Esad'ın vurdum duymaz tavırlarıyla bölgenin hakimi veya bölgedeki uyguladığı zulümü bir olayla, bir eylemle başlayıp önünü kestirilemez bir noktaya getirdi. Ve Türkiye komşuydu. Bütün risk planları içerisinde doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve Türkiye'nin bölgeyle ilgili zaman zaman diplomasi çağrılarına rağmen kulak tıkayan ve hatta Türkiye'ye gelmemek için her türlü bahaneyi ve katliamlara başvuran bir Esad'ı görmezden geldi sanırım. Bu anlamda Türkiye yanlış bir politika mı uyguladı veya gerçekten Esad katil değil mi? Ali Bey'in düşüncesine bakacak şimdi, olursak. Ya Ömer Elbişir katil değil mi? Şimdi yapmayın, kime göre? Şimdi. Hollywood'dan baktığında katil evet. Ha, tamam. Şimdi Ali Bey'in klasik bir taktiği var. Şimdi bu mesleğe yeni başlayan şeyler. Hüsamettin Aslan'ı tekrar anımsatalım. Hüsamettin Aslan sağ olsun Ali Bey derdi ki yani ne olursun biraz tarih kitap oku diye. yok ben tarih. Buradan da kendisine selam olsun. Nedeni de şu. Ali Bey'in diyor ki günlük teori siyaseti üzerinde genelde yoğunlaşması söz konusu. Sanıyorum Ali Bey'in bu anlamda Hüsamettin Bey'le bir görüşmesi gerekecek. Şimdi evet. Ben tarih hususunda benden bilgilidir muhakkak. Ben o konuda iddiada bulunmayacağım ama Ali Bey'in şöyle bir taktiği var. Her zaman yaptığı klasik bir yöntem. Ali Bey bu ikinci sınıfı tırnak içinde kullanıyorum. İkinci sınıf kastım değil. Kabul edin, canım, ikinci sınıf illüzyonistler şey yapar ya böyle hani tam anlaşılmasın diye yaptığı taktik. Böyle hop deyip şeyin içinden şapkanın içinden bir şey çıkarmaya çalışır ya. Ali Bey'in yaptığı bu. Üç harita koydu önümüze. Evet. Ne oldu? Mesela biz ABD'nin orada 13 üssü olduğunu mu bilmiyorduk? Ben şu haritadan şu aklıma geldi. Bu harikadan bir şey de aklıma geldi. İsrail'i hatırlıyorum. Yani İsrail 1948'de ne kadardı?
Ondan sonra 57'de ne kadardı? 67'de ne kadardı? Ama İsrail'in karşısında öyle var. İsrail'in karşısında Türkler yoktu o zaman. Yok, İsrail'in karşısında ama burada bir şey daha var. İsrail bizde oynuyor. İsrail'in karşısında aynı dili konuştuğu halde, aynı dili konuştuğu halde, aynı milletten olduğu halde 25 farklı devlete bölünen bir grup vardı. Ama burada Türkiye var. Ama Türkiye burada, homojen bir ülke. Ama bir de Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu da vardı. Hı. Ama daha sonra bölündü yani. Homojen demek bu kadar güven, bir de şunu şu an, söylemem lazım. Bakın yani, şu Murat Bey, biz burada geniş bir evin içinde yaşamıyoruz. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hapsedildiğimiz bölge olarak görüyoruz Anakara'mızı. Yani şu an bulunduğumuz bölge aslında bizim hinterlandımızın olması gereken bölge değil. Biz hala bugün Çanakkale'ye gittiğinizde işte ne işimiz var falanca yerde deniliyor ya, işte hani filanca yerde biz ne arıyoruz, işte Halep'te bizim ne işimiz var, biz niye Gazze'deyiz, niye şuraya bakıyoruz deniyor. Hepsinin orada kabristanda mezarlıklarda şeyi var. Gazze'li bilmem kim. Ama bir de şu var. Her şey zamanında güzeldir derler ya. Tamam, ama bu zamanın bakışıyla oraya baktığımız şey, zaman onlar da... Yok, ben İsrail'le benzetmeyi çok o yüzden şey bulmadım. Yani İsrail, Türkiye var karşısında. Ama dakika, aynı dili konuşan 25 bir anti farklı şey. Hayır, kaynak bir şey söylüyor. Diyor ki, hı-hı, bu Doğu, Orta Doğu coğrafyasında bir terör olayı varsa arkasında muhakkak İngiltere ve İsrail vardır. Doğrudur. Doğru mudur? Doğrudur. Bu doğrudur. Yani o zaman bugün... Kimin işine yaradığını iyi bilin diyor. Evet. Doğru. Aynen. Benim burada dediğim olay... Peki. Yani karşısındaki adamla oturun yine masaya konuşun. Düşmanın da olsa otur konuş. Çünkü bunu nereden biliyoruz? Yalnız Ali Bey'in konuştuğu cümlelere bakacak olursak Sayın Alan, ben özellikle şunu düşünüyorum. Bir zihniyet var ki 1453'te zulüm başladı diyen bir akıl var ya. Evet. Kendi tebaasını bile dahi yabancı gören veya yalnızlaştırma politikası bakıldığında Türkiye'nin real politikalarına aykırı olan bir durum olarak da ben algılıyorum. İzleyicilerimizin de bu anlamda özellikle düşündüğü konu bu. Neden biz halen ötekileştirmeyle bakıyoruz? Düne kadar bize bağlı olan topluluklar, milletler veya 600 yıllık bir hüküm dediğimiz süreçte birlikte yaşadığımız bir coğrafyada biz başkaları gibi düşünmek zorunda mıyız? Muhakkak düşünmek zorunda unuttuğu değiliz. Başka bir nokta daha var. Şimdi ben özellikle araya da girmek istemedim. Hani bir dağılmasın diye, ama Murat'a sözünü kesmiş olmayayım. Şimdi hemen araya gireceğim. Ya biz aslında son 10 yıllık zaman zarfında, yani biraz daha içerideki meselelerimizi hafif çözmeye başlayıp da kafamızı kaldırmaya başladığımız dönem itibariyle söylüyorum. Aslında bunu biraz daha geriye, belki Bosna Savaşı'na, hı hı, kadar da hani götürebiliriz. Bosna'daki bizim işte insanımızın kollarındaki bilezikleri çıkarıp o yardım kutularına attığı günden başlayarak belki konuşabiliriz. Zihnimizdeki Türkiye haritası fiziki haritanın çok ötesine geçti. Tamam mı? Evet. Şimdi artık bunu farkında olmamız ve kabul etmemiz gerekiyor. Bir kere bu içeride kendi insanımız artık bunu fark etmeye başladı. Ya biz Misak-ı Milli'ye hapsedilecek. Misak-ı Milli'de Misak-ı Milli ile sınırlandırılacak bir ülke değiliz. Bu bir. Hı hı. Şimdi millet bunu fark etti. Milletimiz fark etti. Bunu nasıl fark etti? Abicim, senin Anadolu'daki, tamam mı, gariban insanın cebindeki 3 kuruş parasını Yemen'deki adamla paylaşıyorsa, Somali'deki insanla paylaşıyorsa, işte diğer Arakan'daki insanla paylaşıyorsa, bunun anlamı budur ya. Yani kendi gövdesini götüremiyorsa oraya, silahıyla gidemiyorsa, en azından kendi malını mülkünü paylaşıyor. Şimdi Ali Bey işte buraya geldi, şu kadar para harcadık Suriyelilere, şunlara bunlara. Ya buraya gelmelerine gerek yok ki kardeşim. Sen yani şimdi sadece son 10-15 yıllık zaman zarfına bakma. Bizim elimizin nerelerde olduğuna, gönlümüzün nerelerde olduğuna bak. Yani evet, biz zaten uzanmışız, zaten oradayız. Tamam mı? Şimdi bu hikaye, şimdi bu bir. Şimdi bunun bir de devlet politikası tarafı var. Biz Bosna'da bunu sivil toplum örgütleriyle, işte oradaki o İHA'nın o dönem yaptığı çalışmalarla, daha sonra pek çok sivil toplum örgütünün devletten önce vardığı o coğrafyalarla, biz o gönül coğrafyasını, tamam mı, gönül hinterlandını, gönül sınırlarını genişlettiğimiz yerleri STK'larla, sivil toplumla
bir bağ olarak tekrar güçlendirdik. Akabinde de işte son 10-15 yıllık zaman zarfında bunu hasbelkader devlet eliyle yapmaya çalışıyoruz. Olan biten budur. Ha, burada başka bir şey daha var. Şimdi bu bizim tarafımız. Bir de bakın Suriye'de, şimdi demin az önce bir şey söyledi. Mısır'da Sayın Erdoğan aday olsun, Mısır'da Cumhurbaşkanı seçilir dedi. Şimdi nedir bunun anlamı şu. Bakın Suriye'de olsun, yani yahu Suudi Arabistan'da bugün işte bir şey var değil mi? Bizimle arasında Kaşıkçı meselesiyle alakalı böyle bir şey görünüyor. Ya Suudi Arabistan'da dahi bunu iddia ediyorum ben, gidin. Tamam mı? Bırakın üst tebaayı, yönetimi, işte oradaki etkin mekanizmayı. Burada da halk nezdinde hocam, halk nezdinde ben 2016'daki haçta, Beytullah'ta Türkiye'liyim deyince o Mısırlı'nın kalkıp benim omzuma sarılıp hüngür hüngür ağlaması nasıl unuturum yani? Şimdi ya da gidin herhangi bir yere. Yani sevgi mi kazanacak, savaş mı kazanacak, barış mı kazanacak? Abicim şu, sonuç itibariyle siz gönüllere girmeden hiçbir yerde hükümran olamazsınız. Çok güzel söylediniz. Bitti, kalıcı olamazsınız. Ha, bugün ABD bölgede etkin güç. Kim seviyor ya da kim yani bu noktada bir şeyde ceberrut bir şekilde burada var olma mücadelesi veriyor. Doğru mu abi? Zorla yönetim. Ha, bu bugün böyle ama bu hani yarın siz işte kendi hani. Ama Amerika bu politikada haklı. Çünkü ayağa kalkarsa Türkiye o zaman o dediğini yapamayacak. Ya zaten bütün mücadele bu. Şimdi bakın. Peki. Zemin oluşmuş vaziyette, fikir oluşmuş vaziyette, tamam mı? Sadece burada kalmış olan tek şey güç. Eğer Türkiye ayağa kalktığı anda zaten ulaşabileceği sınırlara çoktan aşmış, kendi sınırını aşmış vaziyette varmış yani. Sadece gidip kendi elini koyacak oraya, bu kadar. Bakın buna Sayın, bir reklam arasına gireceğiz arkadaşlar. Murat'ın sözünü kestim ama böyle devam edeceğiz. Ben de o noktada hocam. Murat Bey tamam vereceğim, söz vereceğim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Murat Alan'la devam edeceğiz. Özellikle Ali Tarakçı Bey'in bahsettiği konuya tekrar gelecek olursak. Örneğin bugün Sayın Erdoğan'ın özellikle Arap dünyası veya İslam dünyası içerisinde baktığımızda nereye adaylığını koysa evet gerçekten karşılığını bulur ve seçilir dediğimizde karşı bir ses geldi. O sese de şu, ne alaka gibi bir şey, bir soru çıktı. Nedir, neden Türkiye'deki bir kısım kamuoyu bunu halen kavrayamadı? Hatta siz reklam arası çok da güzel bir örnek bahsettiniz Amerika'daki bir taksi hikayeci hikayesiyle ilgili. Hı hı. Gerçekten biz gerçekleri görmüyor muyuz? Biz yani kendi gerçeğini görüyorsun. Türkiye'nin yani. Önemli bölümü yani. Görmüyor. Ali Bey gibi seçkin bir azınlık var. Bodrum'da yaşayan, Alaçatı'da yaşayan, Nişantaşı'nda yaşayan. Adresi bunlar mi? Görüyor. Delikleri. Bunlar görüyorlar ama Türkiye'nin önemli bölümü gerçek, maalesef görmüyor. Gerçek dediğiniz kadarıyla. Bir tane bir gerçek az yok. O senin şey, kendi gerçeğin. Bir şey söyleyeyim de ben az önce onunla devam edeyim, sonra hemen peşinden geleyim. Ben bu topraklara hapsolduk derken şunu söylemiyorum. Biz askeri gücümüzü kullanıp Suriye'yi alacağız, Irak'ı alacağız. Ben bir gönül birlikteliğinden bahsediyorum. Yani hani biz bu toprakların abisi olmalıyız. Ta ABD kalkıp da bilmem neredeki toprağı şeyi mazlumların sığınma limanı, evet. Mazlumların sığınma limanı desek tabii paydağıtımını, toprak arzını sen şurayı yapacaksın, ben bunu yapacaksın deme lüksünü artık elinden almalıyız. Bir de onun tabii rentable yani. Kullanabilmek mesela ama onun dışında da biz bu coğrafyanın abisi olmalıyız. Buradaki bu coğrafyadaki İslam toplumunun hamisi olmalıyız. Bu ümmetin büyüğü, lideri, önde gideni olmalıyız. Yoksa ben toprak şeyinden kastım, hani buraları tekrar şey yapalım. Ama bunu önce kendi evimizde demiyorum. Yapmamız tabii lazım. Tabii ki. Önce evimizde çok işte temizlememiz, güzel örnek olmamız lazım. Evimizde çeki düzen vermeye başladıktan sonra dünyaya ufkumuz açılmaya başladı. Ne zaman ki işte Fethullahçıları hizaya getirdik, az önce Recep Bey'in de söylediği. Ne zaman ki ordu içerisinde, mesela biz neden Suriye'ye girmiyoruz deniyordu bugüne kadar. Ya Suriye'ye girseydik 2. Ordu Komutanı o dönemin Adem Hududi yönetecekti. Operasyonu. Adet Mududi denen adam darbe gecesinde yaptığı, çevirdiği dolapları hepimiz görüyoruz. Şimdi maazallah böyle bir adamla
nasıl operasyon yürütürsünüz? Yani biz orada binlerce şehit veririz. Veya darbe gecesi biz, sınır birliklerini boşaltanlar. Tabii canım. Yani Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanı'nın yaptığı işte. Ona ama yapılanlar. Bakın yani, bu olay Fethullah Gülen çok öncelerden söylendi. 1995 jandarmanın tespit ettiği bir rapor var. Tabii. 1995. Buna karşı müdahale edilmiyor. Ben, ama şer bakın, adılmıyor. Yani doğru, koruma altına alınıyor. Burada, ve bunu sadece yanlış anlamayın. Bugün için denemiyorum. Bunu Demirel yapıyor. Bunu Ecevit yapıyor. Bunu Özal yapıyor. Yani bütün devletin yönetimleri işte ülkelerde okul açmalarından tutun her hapis, türlü destek sağlanıyor olayını, evet, kaçmasını sağlayan, hatta işte en son istihbarat eski daire başkanı ne diyor? Biz diyor Kenan Evren vasıtası telefon ederek hapisten çıkın diyor yani. Çıkartıyorlar yani. Ya öyle de işte ona orada da benim aklıma şey sorusu geliyor. İstihbarat daire başkanı 2018'i mi bekledi bu? Evet, bugüne kadar niye bunu söylemedi? Yani şöyle düşün. İsmail Hakkı Pekin dönemin Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı'dır. Hı-hı. İsmail Hakkı Pekin Ergenekon'da, Balyoz'da Ergenekon'da alındı. Evet. İsmail Hakkı Pekin'in savunmasında ağzını bıçak açmadı Fethullah Gülen'le alakalı. Benim bu konuda Hakemelerde var canım. Ya yok, o dönem var. Bu arada ahlar alındı, ölenler var, şehitlerimiz var yani. Bak o dönem şey yapıp F tipi deyip çıktıktan sonra da F tipi diyen Doğu Perinçek ve arkadaşlarıdır. Onun dışında benim gördüğüm herkes F tipi diyordu, Tuncay Özkan dahil. Ama dışarı çıktıktan sonra bırakın Mustafa Balbayları, Tuncay Özkanları kanka oldular ya. Yani kanalları kapanmasın diye koşan adama dönüştüler. Biliyorsunuz Maliye Bakanlığı'ndaki kripto FETÖ'cüler vergi borçları üzerinden tehdit yoluyla kanalını eline alıp da FETÖ'cülerin elinde. Ya tabii canım, biz ne yaptığını gördük. O mevzuda İsmail Hakkı Pekin Ergenekon'dan alındığında söylemedi. Onun öncesinde Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı iken Fethullah'la ilgili bir şey söylemedi. Ama 17-25 Aralık oldu, bir şey söylemedi. 15 Temmuz oldu, bir şey söylemedi. Bütün memleket Fethullah Gülen'in nasıl bir terörist olduğunu çözdüğünde bir şey söylemedi. Memleketin önemli bölümü bunu çözdüğünde bir şey söylemedi. 2018'in 10. ayında İsmail Hakkı Pekin dedi ki Şevket Eygi ile Fethullah Gülen özel harp dairesinde elemanıydı. Falancası telefon açıyordu, Fethullah Gülen tahliye kurtarıyordu. Ya sormazlar mı adama? Sen hangi kurumun istihbarat daire başkanıydın? PTT'nin mi? Hani nereye bakıyordun sen? Bunları niye bugün psikolojik operasyonun, algı yönetiminin bir parçası değil midir? Böylesine bunu bir sorarken de resmin büyük tarafına bakıp da bunları koruyan siyasi kanadın hala yakalanmaması ve üzerine gidilmemesi de ayrı şimdi bir bak, soru. Ben onunla ilgili ironi, de, ironi benim yani. Onunla ilgili de bir tespitim var. Mesela diyorlar ki AK Parti neden Fethullahçılarla iş tuttu diyorlar. Ben onunla ilgili şöyle diyorum. Diyorum ki şimdi bugün bunu söyleyen emekli generallerin, İlker Başbuğ dahil tamamı Türkiye'yi işte Hurşit Tolon'u, Şener Er Uygur'u, onun öncesinde Çevik biri bilmem evet, kimi ülkeyi demir yumrukla yönettikleri dönemde bunu görmemişler. Hatta bir kısmına şefaatçi olmuş Fethullah Gülen. Onun, ya 28 Şubat'ta onun, benim dedem Şükrü Paşa dedikten bir ay sonra, iki ay sonra adamın heykelini dikiyorlar ya. 28 Şubat onun, döneminde. Onun yani öncesinde de bakın burada söyledim. Meşhur. Tekrara düşmemek için şey yapmıyorum ama. Ama burada Batı, şey, Murat pardon, Bey, Batı grubu var biliyorsunuz. Ordu Batı için. Çalışma grubu. Abi, grubu. Murat Bey grubu o yani. Bakın bu dönemsel, ben tırnak içindeleri şeye bile almıyorum. Bakın bugün Adem Hududi denen adam darbeden alındıysa, bu bir orgeneralin, ikinci ordu komutanının ya da işte bir kuvvet komutanının darbeci olması için bir orgeneralin 80'lerin başında, 70'lerin sonunda mesleğe girmesi lazım değil mi? Bakın, bu Türkiye'de Genelkurmay başkanı olmuş, terör örgütü kurmaktan içeri tamam, bakın, 700 bin olmuş, başındaki. Bakın ben diyorum ki teğmen olmuş, siz irticayla mücadele diye teğmen olmuş, fark edememişsiniz. Adamı yüzbaşı yapmışsınız, fark edememişsiniz. Binbaşı yapmışsınız, sizi kastederek söylemiyorum, fark edememişsiniz. Üstelik Allah diyen herkese de operasyon çekmişler Fethullahçı diye, bu irticacı diye. İşte adam albay olmuş, fark edememişsiniz. Gitmiş bir de kurmay olmuş, fark edememişsiniz. AK Parti iktidarı bırak geldiğinde... Bırak parmağı olmayan adamın pilot yapıldığı gibi. Bakın AK Parti iktidarı geldiğinde... Hayır, ben süreçten bahsediyorum. Bir orgeneralin sürecinden bahsediyorum. AK Parti iktidarı geldiğinde binbaşıyı albay yapmış. Albayı tuğ general yapmış. Tuğ generali tüm general yapmış. Tümse ama kor yapmış. Ama bunu da nasıl yapmış? Korsa, bakın korsa... Korsa. Bu da önemli bir operasyonla Ergenekon, Balyoz tutuklamaları içerisinde hızlı bir şekilde bunların tutuklandığı zaman komuta kademesinin ne şekilde kimlerin hangi yere getirileceğini ya onu da görüyoruz. Yani ben o kısa ara dönemleri saymıyorum bile. Hı hı. Şimdi deniyor ki AK Parti neden, Erdoğan neden bu durumu fark edemedi? Ya ben diyorum ki Çetin Doğan 1. Ordu Komutanlığı'nda rahat dursaydı, koltuğunda oturup askerlik mesleğini icra etmeyi deneseydi AK Parti Fethullahçıların tuzağına düşmezdi.
bir Danıştay cinayetinde Veli Küçükler şunlar bunlar işte ellerinde pankartlarla ordu göreve diye Anıtkabir'e yürümeseydi, bunun arkasındaki derin gücü irdeleseydi düşmezdi. Ben bir de şunu yani söyleyeyim. Veya İlker Başbuğ muhtıra. Bu arada ben başka bir şey sormak istiyorum. Fethullah Gülen yapılanması bir baktığınız zaman Mossad yapılanmasına benziyor. Yani bir İsrail yapılanmasına benziyor. Yeryüzündeki hiçbir istihbarat yapısına benzemiyor. Onu tekrar altını çizelim. Nedeni de şu. Tamamen kendine has ve Müslüman ülkelere uygunluk arz edecek şekilde kripto bir tarz. Bakın Kesbizelli tarikatı Irak'ta aynı yapıyı kurdu. Hatta daha girelim. Bize Hasan Sabah Haşhaşiler. Haşhaşiler. Mesela bugün Adnan Oktar. Haşhaşilerin tamamen o cennet şeyini kurup Türkiye'deki morfini güzel yani, atıyor. Onu da buyurun. Silivri cezaevinde herhalde. Olması gereken bir zaten ama geç kalındı. Onda da mesela peki, geç kalındı. Peki konu dağılmasın diye gelelim tekrar Orta Doğu eksenli politikamıza. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam dünyasında sevilmesi sayılması, kısaca bunun cevabı verilmesi noktasında. Şimdi, neden bizdeki muhalefet veya muhalefet kendi çıkarları noktasında gerekli olan mesajları verebilir? Bu son derece doğal, iktidara gelmek için veya rakip partiyi yıpratmak için her türlü argümanı kullanabilir ama i̇şte bu vatan hainliği içerisinde dönmemeli. Her türlüsünü kullanmaması lazım. Mursi şeyde Mısır'da devrildiğinde muhalefet Sisi'nin kucağına koştu. Çok özlemişiz bu tankları. Hatta Salih Memecan'ın güzel bir karikatürü vardı. Hala evet. Hafızamda. Çok özlemişiz be deyip tank altında salıncak kurmuştu. Tank namlusu altında. Bizde devlet olarak Suriye ile bir sorun yaşıyoruz dediğinde muhalefet koştu. Esed'e sana ne yapabiliriz dedi. ABD'de buna benzer şeyler var. Batı'da da buna benzer şeyler var ama bizimki gibi değil maalesef. ABD'de Rusya ile ailemiz kimse de yok. İşte yani. Yok. ABD'de Rusya ile Cumhuriyetçiler baştaysa, Rusya ile bir sorun yaşıyorlarsa demokratlar gidiyor. Ülkesinin menfaatine. Hani Mahir Kaynak dediniz ya, çok güzel bir sözü var Mahir Kaynak'ın. Diyor ki İngilizlerin devleti İngiliz devletinin çıkarlarına çalışır. Allah rahmet eylesin. Mahir Kaynağı da. Eyvallah. İngilizlerin devleti, İngiliz devletinin çıkarları. FETÖ'nün kanalları da Amerika çok çıkıyordu Birleşik yani Devletleri, onu da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ABD'nin çıkarlarına çok çalışır. Ona hizmet için çalışır. İşte Fransa derin devleti Fransızlara çalışır. Maalesef bizim derin devletimiz de biz hariç herkese çalışıyor. Ama bir yine Milli İstihbarat Başkanı ne dedi eski? Dedi ki bizim CIA ile MIT aynı kattalardı ve paralarını ondan alırdı. Ya daha bunu da açık var. Açık söyledi yani bir kanalda yani. Ya daha kötüsü var. Biz 2011'de Genelkurmay karargahında İsrail'in odası olduğunu öğrendik. Başka bir şey daha söyledi. İlker Başbuğ ne kapatıldı dedi? Bu oldu. Bir de İlker Başbuğ çıkmış diyor ki efendim. Dışişleri Bakanlığı'nın. Kozmik oda açıldı diyor. Daha ayar. Kozmik oda açıldı diyor. 813 tane bizim gizli MIT ajanımız belli öldürüldü diyor. Ben de şimdi şunu sorarım. Bunu ortamı hazırlayan sensin. Eğer sen askersen. Komutansan yapacağın hareket bunu yapmaman lazım. Saklaman lazımdı, vermemen lazımdı, bir şey yapman lazım. Yani kendini göstermen lazım bir vatan evladı olarak. Mesela bunu FETÖ darbesinde Halis Demir. Rahmetli şehidimiz yani Allah rahmet eylesin diyorum yani. Yaptı yani vazifesini yaptı. Peki o süreçte oradan, bir süren peki toparlayalım. Orayı tamamlayayım. Şimdi biz Suriye ile sorun mu yaşıyoruz? Az önce Ali Bey de söyledi. Suriye ile neden sorun yaşıyoruz? Bu hale geldik. Bir daha bakın, ağır bir ithamda bulundu. Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradaki isyancılara silah verdi, tamam, boyutuna biz, getirdi? Biz bakın Suriye'nin karışmasında pay sahibiysek, biz Suriye'yi bu hale getiriyorsak, bugün ya da getirmişsek, neden 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığınmış durumda? Şöyle düşünün. Rusya Türkiye'yi vuracak. 3,5 milyon Türk Rusya'da yaşayacak. Rusya'ya yerleşecek. Başka bir şey olabilir miyim ben? O 3,5 milyon bugün Avrupa kapılarına asla hemen gitmek istemez mi? Gidebilir. Bu eşyanın tabiatı gereği. İşte yok gayet yani. Bu enteresan durumlar var. Yani ama ben Müslümanım diyorsunuz. İşte her şeyi biz doğrusunu yaparız diyorsunuz. Ama daha sonra bir Avrupa devletine açılır ama hemen oraya kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu biraz eşyanın tabiatına aykırı değil mi? Ya yani insanlar da biraz... hani derler ya edep olur. Yani ben bu toplumlarda doğru bir şey yapmam lazım. Benim içime FETÖ kaçmış. Ben Müslümanlığı doğru bilmiyor muyum ki bu FETÖ gelip bu kadar hareket edebiliyor bu topraklarda? Yani ne demek istediğimi anlıyorsun? Yani bunu insandan en evinizde oturan çocuktan tutun en yaşlı insana kadar. Demek ki biz dinimizi ya bize doğru öğretmediler. Çünkü Kur'an doğru olduğuna göre. Ya Kur'an'ı açıp okumuyoruz. Farklı bir mesele. Yani farklı bir ama şu var. Bunu kullandı işte. Bunu kim kullandı? Yani. Cemaatleri kurarak, tarikatları kurarak bizi bölüp parçalayan bir yapı var. 72 tane tarikatın arkasında İsrail diyor ki bizim desteğimiz vardır diyor. Ya ne kadar bölünürseniz o kadar bizim işimize yarar bakın, diyor. O tarikatları yer altına indiren kimdir? Bir yerde yasak varsa
bir yerde siz olguyu değiştiremiyorsunuz. Hayır, burada Atatürk'ün tezi doğrudur. Niye şimdi, biliyor musunuz? Tamam. Bakın bugün biz hatırlayın, o zamanlar öldürüldü dediğimiz, idam edildi diye kızanlar, bugün FETÖ gelse asarız diyenler var. Demek ki o zamanki tez doğruydu. Ama şunu da söyleyeyim, Atatürk'ün bir özelliği var. Dedi ki bunlar aslında güzel şey yapılardı. Zamanında eğitim metreselerdi, buradan çok güzel insanlar çıktı. Ama ne yazık ki diyor, daha sonra orası başkalarının kontrolüne geçip işte devşirilmeye başlandıktan sonra dedi. Bakın farklı, bundan sonra dedi Murat hatta Bey, biliyorsunuz Beyazıt'ta İmam Bey, İngiliz ajanı çıktı. Farklı bir tartışmanın konusu. Bir bakın, tane yine Murat İmam. Bey, farklı tamam, bir tartışmanın konusu var. ama bir tamamlıyor. İnmeye zorlanan her yapı en sonunda başka şeylere açık kalacak. Bu İsrail çıkıyor ama bakın bu İsrail'de işte, bu yapıyı bozan. Tamam, bugün birbirimize düşüren. Bizim ülkemizde de bu ülkenin generaliyim deyip işte şeyde Irak'ın bilmem neresinde Mukovski'yi dinlemekten büyük bir haz duyuyorum, keyif duyuyorum diyen generaller var. Biz Aytaç Yalman gerçeğini yaşıyoruz. Bizi İsrail olur mu öyle şey? O Mukovski dediğiniz adam kaç tane Türk'ün katilidir biliyor musunuz? Yani asker olduğu dönemde. Bakın. O müziği bakın bu ülkede şeye Erbakan'a merhum Erbakan hükümetine yıkma pahasına ülkeyi İsrail'in rant alanına çeviren Çetin Doğan Çevikçi gerçeği var. Şimdi hal böyleyken hani orada şu var, burada bu adam bu var dersek bu biraz şeye döner. Biraz da şuna, senin adamın böyle Murat çıktı Bey. Benimki böyle çıktı. Churchill'in çocukları içimizde baya var, onu bilelim. Evet, ya olmaz evet. Olur mu? Her yerde var. O var. Ama bunun en temelinde bu arada az önceki sataşmanızdan ilgili izleyicilerimizden de şey var, tepki var diyor. Düşünün diyor. Biz evet Bodrum'a oraya buraya gideriz ama Murat Bey gibi insanlarımız da var, komşularımız da var. Evet, giderken onları da götürüyoruz. Özellikle. Nail Paşaoğlu'na da yok. Selam söyleyelim. Özellikle orada da bir yok. Orada o düşünceye benim oradan kastettiğim şeyin işte Bodrum'da sandık kurulmuyor mu? Ben Ali Bey'e nazire olsun diye işte söylediğim bir ifade. Yoksa evet. Ben genel manada Fenerbahçe ahalisinin ne yaptığını hayır, biliyoruz dediğimizde. Cihangir'in bir sözünüz yok yani, onu anlıyorum. Ya ne yapıyorlarsa yapsınlar. AK Parti iktidarında o Cihangir'in çocukları rahat yaşamaya başladılar. AK Parti iktidarında rakıyı 5 çeşit içmeye başladılar. AK Parti iktidarında atlar gece koştu da bilmem ama ne yaptı. Bıraksınlar bu işi. AK Parti iktidarı döneminde yürü bakın Murat, vallahi bakın bugün Finlandiya'da yani. Vallahi her Finlandiya'da, şey AK Parti ile başladı. Evet. Her Finlandiya'da şey maalesef diyorum ama ya. Bakın Finlandiya'da bir şey söylüyorum. Yani AK Parti bir şey rakı içmek başlamış. Oho. Söylenene bakar mısın ya? AK Parti iktidarı döneminde rahat rahat içmeye başladılar. Hayır söylediyorlar şey yok. Murat Bey bahsediyor. AK Parti iktidarıyla beraber bir çeşit rakı içmeye Eskiden Tekel'in dayattığı bilmem ne rakısını içiyorlardı. Şimdi şekerlisini içiyorlar, tuzlusunu içiyorlar, kurusundan yapılanını içiyorlar, yaşından yapılanını içiyorlar. Bak Finlandiya'da önceki hafta bir yasa kabul edildi. Ne biliyor musunuz? Domuz eti de izin veriyor. Marketlerde yemek istiyorum varsa tabii onu da yesin canım. Biz 7 dakikada domuzun 1/4'ünü yedim diyen adam CHP'nin il başkanının karısı, kocası. Ben şimdi ne diyeyim yani? AK Parti il başkanı da değil yani. O onun günahı. Şimdi yiyorsa da yesin. Biz hiçbir CHP'linin, hiçbir CHP genel başkan yardımcısının, bakın, CHP milletvekilinin, CHP il başkanı daha iyi olur. Ya kadın paylaştı, ben mi paylaştım? Bakın burada biz Türk. Ya ben mi paylaştım? Twitter'ından kaldırdı. Dedi ki 1/4 yenildi bu domuzun dedi kadının. Ben ne diyeyim şimdi? Bana ne? Ama Sayın Murat Bey siz özellikle buna da saygılıyız. Neyi yiyorlarsa yesinler, bize dokunmasınlar. Bakın arkadaşlardan bir tanesi geçen yani şunu dedi demek ki, istiyorsunuz AK Parti iktidarı döneminde haklı. Valla özgürlükler haddinden fazla var. Sorunsuz bir fazla. Kimse kusura bakmasın. Yok, haddinden fazla nasıl AK Parti oluyor? İktidarında yok Murat bakın, haddinden fazla nasıl bakın, oluyor? Bakın yok, Erdoğan'ın eşine küfretmiş. Erdoğan'ın eşine küfretmiş iki tane alçak gezi eylemlerinde yakalanamaz mı? Yakalanır. 81 milyon. Ama ne yapıyor biliyor musun? Vallahi bu ülkede elini, kolunu sallaya sallaya geziyor. Kimse camide, kusura bakmasın. Camide bira var bu iktidarı, deyip imamın da çıkıp bu camide bu iktidarı, imam ben Allah'ın imamıyım deyip orada çıkıp onu söyleyen de var. Ayrıyeten beni işte dövdüler Kabadaş'ta bilmem nerede falan diye ama sonra ortaya çıkmadığı şeyler de var. Yani o ayrı bir şey. Tam gezi eylemleri oradaki bir hadise oldu. Bakın, ya adam elinde kepçeyle başbakanlık binasına yürüdü. Bugün Suriye'den buraya nasıl geldik? Ben vallahi bir Murat var ya çok beceriksin biliyor musun? Haddinden fazla. Ali Bey'in sık sık yaptığı konulardan biridir bugün. Ben Suriye mesela. Ya ben şuna inanıyorum ki
bu ülkede haddinden fazla özgürlük var dediğinde demek ki hat bildirecek birilerine de ihtiyaç elbette var. Onu demek istiyor. Elbette. Elbette birisi diyor, kalkıp derse ki ben sarı yeleğimi giyeceğim, Taksim'de şunu yapacağım, İstanbul'u böyle yıkacağım, şurayı böyle dağıtacağım, başbakanlığa gideceğim, bırak haddini bildirmeyi, nefes alamaz hale getireceğiz. Bana bir şey söyleyeyim mi? Hiç bak, kusura bakmasınlar. 15 Temmuz'a niyetlenenler de, yeni bir gezi eylemlerine niyetlenenler de, demokratik çerçevede, anayasal çerçevede haddini bilecek. Konu dağılmasın diye isterseniz. Konu dağılmasın da şöyle bir şey söyleyeceğim. Başka yerlere gidiyor. Bu ülkede, bu ülkede meşru siyasal iktidarlara, bu AK Parti, ya çünkü bu ülke darbeler tarihi, 1960'tan itibaren bu ülkede darbeler var. Yetmez, aynı zamanda 1920'den evvelde saray darbeleri var. İttihat Terakki'nin, Dolmabahçe'de ve şunu anlatmaya çalışacağım. Darbeler tarihi. Bugün 21. yüzyılda kim meşru olmayan herhangi bir yol ve yöntemle bir iktidarı devirmek istiyorsa bu ülkenin kanunları, polisi, bilmem neyi var. Birincisi bu. Tamam. Ama bu ülkenin, bu ülkenin içerisindeki her bir vatandaşın herhangi bir meşru iktidarı protesto etme hakkı bir şey var. Bitiriyorum. Bitireceğim. Başbakanlığa yürüme bir şey hakkı yok. Kusura bakma. Bu ülkede meşru bir iktidarın yaptıklarıyla ilgili olarak beğenmiyorum, yanlış yapıyorsun deme hakkı gider sandıkta dinle beni. Bildirir. Sadece sandık değil. Bugün mesela Bakırköy'de miting yapıldı. Bak dinle beni az ya. Miting yapılabilir. Demokratik yollarla insanlar basın açıklaması yapılabilir, toplanabilir. Bir yanlış anlaşılma. Bir bugün Bakırköy'de yapıldı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani demokratik eylemlerle tamam. Bu ayrımı zaten bitirip, biz yapabiliyoruz. Ha, ama söylenirken öyle bir şey yapılıyor. Ne alakası ki var ya? Ya şunu. Ya mevcut iktidarları, eleştirmek, protesto etmek bir vatandaşlık hakkıdır. Edemez. Meşru iktidarları demokratik olmayan yöntemlerle devirmeye çalışmak anayasal bir suçtur. Bunun karşılığı hukuk olarak. Bak hizaya geldiniz işte. Gezi'de böyle düşünmüyordunuz. Kim geldi? Hizaya geldiniz. Nereden biliyor? Bir saniye. Gezi'de Murat, böyle düşünmüyordunuz. Hizaya geldiniz. Bir kere sadece şunu söyleyeceğim. Biz şu cümleyi hizaya gelmek askeri bir terminoloji. Ben kimsenin karşısına hizaya gelmem, senin de karşına geldiniz gelmem. Işte, birincisi bu. Demokrasi bak, dışında bilmediğin şey söylüyorum. Karşıyım diyorsun. Bilmediğin bu benim, bak bu benim siyasal bir düşüncem. Bu ne AK Parti'nin 15 Temmuz darbesi ona karşı ya da meşru bir iktidara karşı yapıldığı için değil. 15 Temmuz darbesi Türkiye'ye yönelik yapılmış bir darbe girişimi. İktidarda AK Parti olmayabilir. Gezi böyle bir şey değil mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Bakın Gezi olayları çok net. İnsanların demokratik bir iradeyle ortaya çıktığı. Bakın Gezi'deki insanların en talebi neydi? Taksim Meydanı'na AVM yapılmasın. Bakın AVM yapılmasın, değil mi? Kışla o benzeri bir kış. Bugün ne AVM var ne kış. Şimdi eğer bir peki, ülkede, Gezi'den bir işte bitireyim bir lütfen. Bir Recep Bey bitireyim. Eğer bir şeyde de aynı zamanda Murat'ın söylediği Dolmabahçe Sarayı'na yani başbakan bulunduğu yere doğru işte şeylerle söyle dozerlerle yürümek de kabul edilebilecek bir şey değildir. Bir şey daha söyleyeceğim. Şunu bakın bir ülkede söz hakkı. Eğer müdahale zamanında anlayamazsanız bir takım şeyleri, onu kullanmak isteyen, onu çığırından çıkarıp başka bir yere taşımak isteyen uluslararası ve içerideki güçler, bu FETÖ olur. Bakın Gezi'deki çadırları yakanın ve aynı zamanda Gezi'deki olaylara provoke edenlerin, Gezi'deki olaylara şiddetle saldıran polislerin polis şefleri Sayın Erdoğan'dan ödül aldılar. Ama o polis şefleri bugün tamamı tutuklu. Gezi önceden planlanmamış mıydı? Ben şunu söyleyeceğim bakın. Bir saniye Ali Bey bir bitireyim şey söyleyeyim. Bir şey Gezi söyleyeyim. Önceden planlanmamış mıydı? Sizin, ne soru soracağım. Sizin hayal dünyanız. Ben bir şey söyleyeceğim. Gezi önceden planlanmış mıydı? Ben de diyorum ki bununla ilgili bir iddianame. Bununla ilgili herhangi bir şey yok. Yok tabii. Var mı? Tamam. Ben söyleyeyim mi? Var mı? Ben söyleyeyim mi? Hayır, iddianamem var. Ben söyleyeyim mi? Ya, sadece şunu söyleyeceğim. Söyleyeyim ben size. Son söz. Demokratik eylemler. Evet. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın anayasal bir hakkıdır. Az önce tanımladınız onu. Anayasal bir hakkıdır.
bu hakka yönelik olarak daha sonra başka olayların oluşmasıyla başka bir yöne gittiğinde daha önceden hazırlanmış demek değildir. Nasıl ki bu ülkedeki MİT başkanı. Hı-hı. Ben kim? Söyleyeyim mi size? MİT başkanı Hakan Fidan değil mi? Evet. Hala. 17-25 Aralık'ta da Hakan Fidan'dı. Peki. 15 Temmuz darbecilerin. Çok güzel. 15'te. Ve şu anda Genelkurmay Başkanı aynı zamanda da Milli Savunma Bakanı. Evet. Ne iş yapıyorlar? Şimdi ben size bir şey soruyorum. Orada duralım, buyurun. Gezi hadisesinin ne zaman gerçekleşti tarihi itibariyle? 17-25 Aralık'tan sonra. Yok, yani nasıl sonraya? 17-25 Aralık'tan nasıl sonra? Öncesi. Mayıs kaç? Önce hazırlığı yapılan. 27 Mayıs. Kadir eylemiyle birlikte. 27 Mayıs günü, doğru mu? Evet. İlk oradaki oturma eyleminin başladığı gün. Peki Mehmet Ali Alabora'nın o gezi eylemleri sırasındaki o çok masumane görünen eylemlerindeki rolünü hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Mehmet Ali Alabora'nın ondan tam bir sene önce aynı noktada elinde pankartlarla Gezi'deki aynı sloganlarla orada birkaç günlük işgal provası yaptığını biliyor musunuz? Ya ben bu hikayeleri falan hocam, Ali Bey, ben bir şey soruyorum size. Ben bu konuya girmeyecektim. Şu meselelere hiç girmeyecektim. Sadece net bir şey soruyorum yani. Çok basit yapmanız gereken şu. Bakın, çok basit. Mehmet Ali Alabora yazmanız, tamam mı? YouTube'da Taksim'deki ben söyleyeyim size de gizli olayla ağaçla ilgili ne zaman baktınız tarih? Şimdi buna bakacaksınız bir. Başka bakmanız gereken bir şey daha söyleyeyim, tamam mı? Yine Mehmet Ali Alabora'nın. Sadece Mehmet Ali Alabora mıdır? Hayır, CNN'in önceden öyle hazırlık yapması. Onlar artık son aşamalar. Onlar son aşamalar. Almanların gelip dernekler üzerindeki organizasyonları. LGBT'lileri hatta olaylara entegre ederek bir insan hakları noktasına sevk etmesi. Bunların tamamen tesadüf olduğunu herhalde inanmayacak. Gezi olayı 12 Haziran 2013. Evet. Pardon. Başlangıç tarih olarak. Doğru. İyi. Yok tarih ilk söylüyorum ya. Nasıl 12 Haziran ya? Abi buyurun. Abi. Sabah gazetesi haberi. Akşam gazetesinin haberi. Nasıl başlangıcı 12 Haziran abi? Söylüyorum. Bakalım iyi bak. 12 Haziran. Sevgili yönetmenim bir ekran görüntüsü alalım mı? Neyse o çok 27 önemli. Mayıs'ta başlıyor. Tamam. 27 Mayıs'ta başlıyor. Neyse. Ben de şey anlatmaya çalışıyorum. Tamam, 12 Haziran 2013. Tamam, 17-25 Aralık'ta hemen onun 2013 tarihi zaten. Ya, neyse tamam abi. Ya tarihi anımsatmak. Abi sen ona iyice tarihe bir bakarsın. Burada bir şey daha. Ben şimdi devam önceki alabaların. Devam ediyor muyuz? Müsaade eder misiniz hemen hızlı bir şekilde toparlayın. Size söz hakkı vermedim. Tekrar diğer iki konuma bir söz hakkı vereceğim. Şimdi ben buradan böyle bir bodoslama tekrar. Şu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de karşılığı ama konu başka yerlere gitti. Ali Bey sağ olsun. Yine girmeyeceğim. Murat ama Gezi'den madem girdik. Murat getirdi ya. Ben getirmedim. Ya Murat Bey'e de söyledim ya. Ama bu defa sizin durmadı. Ben söyle. Mesele şu hocam. Şimdi netice itibariyle Türkiye Gezi de dahil. Hani bu taraflarını da toparlayalım meselenin. Tamam mı? Bugün işte Suriye gündemiyle başladık programı. Bugün geldiğimiz noktada Gezi'de dahil, 17-25'te dahil, 15 Temmuz'da dahil. Bütün bu süreçlerin Çukur tamamını siyaseti dahil. Hepsi dahil. Hı-hı. Yani bütün bunları hepsini unutup bir kenara koyup başta da söylediğim gibi bugüne bakmak mümkün değil. Fotoğrafı bir bütün olarak gördüm. Aslında bu şu konuşmalar evet işe yaradı. Yani bunlar Amerika'yla beraber hocam, nasıl hareket ediyoruz? Tamamlayın hocam. Kasteten bir Amerika varken hala hocam, tamamlayın bir saniye. Müsaade şimdi bütün bunların hepsini görüp de baktığınız zaman başka bir pencere var, başka bir perspektif var. Ama siz yani burnunuzun dibinde tepesine bombalar atılan binlerce, milyonlarca insan var ve bunlara biz gözümüzü kapatalım. Kardeşim ne güzel sınırlarımızın içinde işte ya, biz bakmadığımız zaman sınırlarımızın içinde huzurlu muyduk yani? Ya 30 senedir PKK meselesiyle mücadele ediyoruz. Besleyen Suriye'de vardı bunun içinde. Yani Türkiye'de daha 80 öncesi daha yani evet bir kuşak hatırlamıyorum. 83'te başladı. Ya sonuç itibariyle yani Türkiye'de kan gövdeyi götürdüğü günler yaşadık. Yani biz bu sınırların içine kapandığımızda, dışarı bakmadığımızda, ondan sonra böyle kendi kendimize çok güllük gülistanlık yaşayacaksak
böyle bir duvarımızı ördüğümüzde oh hepimiz kardeşçe mis gibi ortam olacaksa tamam eyvallah baş göz üstüne. Ama zaten amaçları adamları şu, sen dışarı baktığın zaman sen içeride kenetleniyorsun. Sen içeride bütün oluyorsun, tamam mı? Öbür türlü zaten içeride ben bunları Alevi Sünni diye, Türk Kürt diye, ondan sonra diğer tarafta Ermeni problemi, diğer tarafta başka problem. Ben bunlarla zaten ben bu halkı birbirine düşürmek için her şeyi yapabiliyorum diye adam. Hani sen ne zaman bir araya geliyorsun Kürdüyle? 15 Temmuz gecesi Diyarbakır'da, Hakkari'de, şurada burada seninle beraber batıdaki insan neyse oradaki insan hep beraber ne zaman sokağa çıkıyor? Ya işte karşında senin Amerikan işgali gibi bir tehlike varsa o zaman karşı çıkıyor. Adamlar peki, bunun farkındalar, tamam mı? Şimdi bu meselenin bir tarafı. Şimdi aşağıda şuraya gelelim, şunun cevabını istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın özellikle İslam dünyasında çok sevilmesi, bir lider olarak da algılanması, bir takım insanları rahatsız etmesi, kabullenmemesi ne anlama geliyor? Şöyle netice itibariyle bir hazım problemi var, tamam mı? Yani bu memlekette olan bitenin adı ne Erdoğan'ın dini, ne Erdoğan'ın inandığı değerler, ne Erdoğan'ın işte yaşam tarzı, ne Erdoğan'ı sevenlerin tamamen hikaye paylaşım mücadelesi. Düne kadar işte sahil şeritlerini işgal edenler, tamam mı? Ondan sonra işte ya bakıyorsunuz İstanbul'un en lüks noktasında, tamam mı? İstanbul'un en pahalı yerinde muhabirler sitesi var. Gazeteciler sitesi var. Ya Türkiye'de beyazların devletiydi. Abi, yani, şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi, yani evet. Türkiye'deki olan biten paylaşım mücadelesi. Tamam mı? Birileri 80 sene boyunca Allah aşkına, 80 sene boyunca partililer nerede 80 yaşıyorlar? 80 sene boyunca birileri tamam mı? Ellerindeki bu kadar ne? Bütün olan biteni, tamam mı? Keyiflerine göre yedikleri, içtikleri, tükettikleri devletin imkanlarının, bu memleketin imkanlarının artık Anadolu halkıyla paylaşılmasına razı gelmedi. Rahatsızlar. Bunun hazımsızlığı var. Ama bu hazımsızlık, hocam bu hazımsızlık kolay kolay gitmez. Yani bu hazımsızlığın birinci müsebbibi kim? Erdoğan. Tamam yani. Niçin? Bu senin onların cebindekini aldı, millete dağıttı. Bu kadar basit. Çobanahmet'in kime dağıttı? Bu istediğimiz noktada mı? Değil. Peki. Gariban insan yok mu? Var. İşte esnaf kana alamıyor mu? Kimi yerde ağlıyor. Ama bunların hiçbirisi bugün ki oturduğunuz semtlerde, oturulan semtlerde herkes kendi mahallesine baksın. Park yeri bulamadığı gerçeğini de örtmüyor kardeşim. Ama bu ülke nasıl çok, oldu? Bu ülke yani, çok fakir. Yani, şimdi yani ben şunun için söylüyorum hocam. Nerede de bunu söyledim. Özellikle Bingöl'den örnek gösterdim. Bingöl'ün Sancak köyünden. Ben trafik sorunu yaşadım arkadaşlar, bırakın onu. Bunu da bu ülke çok fakir. Hakikaten çok fakirmiş, onu öğrendim yani. Şimdi peki. Şu netice itibariyle hani içerideki hazımsızlık ama aşağıda ya da dünyanın farklı coğrafyalarında tam bir biz gönüllere girdik. Ve bakın bunun sonucunu şimdi önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde Suriye'de pek çok rahatlıkla da göreceğiz. Şu önümüze zor bir dönem bekliyor, onu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Bakın öyle işte oradaki harita da bakın burası işte şeyin kontrolünde, bu böyle bu kadar basit değil hikaye. Tamam mı? Peki, aşağıda tamam mı? Suriye'de 2 milyon insan, 1 milyon insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kadına tecavüz edildi. Hala cezaevlerinde Esed'in cezaevleri. Ama oraya bir şey demeyin. Esed'in kontrolünde hala binlerce insan hala cezaevinde işkence ediliyor. Tecavüze uğramaya devam ediliyor. Hala bebekler şu anda öldürülüyor, bebekler. Şu anda hala tamam mı? Şimdi bu devam ediyor bir taraftan. Bütün bunları unutalım. Kardeş Esed'de oturalım. Böyle yok böyle bir dünya. Yani siz aşağıda elinde silah olan 100 bin tane Suriyeli muhalife bunu anlatamazsınız. Tamam mı? Buna ikna edemezsiniz. Şu kardeşim Esed gidecek buradan. Ondan sonra bu şartlarda bir seçenekle oturup yani başka ülkede dese ki Tayyip gidecek diye bir Tayyip'e kızmaz mısın? Ya bu benim talebim değil kardeşim ya.
Milyonlarca insan öldürülmüş, aileleri katledilmiş insanlar istiyor bunu. Bakın, ben istemiyorum. Başka sadece sen o mazlumların sesini dillendiriyorsun. Yok, bu kadar edersen basit. Başkası senin hakkına müdahale eder. O, müdahale etmiyorsun zaten. Onlar söylüyor. Kayıp örneğini vermek, hani Türkiye'de iç savaş kadar, var mı onunla Türkiye mıydı? Türkiye bugüne diye? Kadar hangi kendi talebini dillendirdi Suriye'de? Bakın, Suriye'de Türkiye'nin dillendirdiği hocam sadece Tayyip oradaki Erdoğan'a, gariban insanların. Bob eş başkanı olarak kendisi ilan etmedi mi? Ya, hatta Dilibak Akit tipine çıkıp demedi mi? Dilibak benim evimde oturdular, görüşler. Az önce de aynı şekilde Erbakan yaptık. Kabul etmedi. Ben müdahale etmedim ama yani oradan oraya, buradan buraya. Ben en az konuşanlarınızdanım yani. Peki, ben bitireyim. Şimdi aşağıda ne olacak bundan sonra? Evet, ben Ali Bey'in bazı söylediklerine katılıyorum. Ama yani biraz meseleye farklı kendi dünya görüşü çerçevesinden bakıyor. O kısımlarıyla alakalı rezervlerim var. Ama ben, şu, ya önümüzdeki günlerde. Bir toparlasın, bir müsaade eder. Önümüzdeki günlerde aşağıda, evet, biz farklı tablolar göreceğiz. Çok büyük çatışmalara da sebep olabilir. Tamam mı? Niçin? Dediğim gibi 50-100 bin tane silahlı insan var aşağıda. Siz bu insanlara sonuçta oradaki bir durumu, defakto bir vaziyeti kabul ettiremezsiniz, bu bir. İki, şimdi bunu biz de Esed'in, biz de sağladık orada. Esed'in bakın, yanlış politika. Bakın, ABD boşu boşuna buradan çekilmedi. Ben bunu çekilme kararı almadı. Daha boşu boşuna için... boşu boşuna çekilme kararı almadı. Tamam, dediğiniz gibi olsun. Laf cambazlığına gerek yok. Yok. Yani şimdi ABD muhakkak burada bir alternatif planını oluşturdu. Konuştu. Rusya ile konuştu. Belki başka bir yerle konuştu. Yani önümüzdeki günlerde kirli hamle bekliyorsunuz. Bir kirli hamle bekliyoruz. Bu olacak. Şimdi burada sen muhtemelen Türkiye'nin buradaki müdahalesini tek başına önleyemeyeceğini düşündüğü için ABD Rusya kartını, Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerini devreye koymak gibi bir anlaşma arka planda yapmış olabilir. Bir. İki, Esed ve PKK'nın yakınlaşması aşağıda, YPG'ye ben PKK diyorum. Öyle hani YPG diye hiç adlandırmaya gerek yok. PKK'nın Esed'le yakınlaşması noktasında bir hamle olabilir önümüzdeki dönemde. İki, ve burada SDG diye adlandırdıkları ama PKK'nın yeni anayasa sürecinde aynı Irak'taki gibi bir pozisyon, az önceki haritada ki o Fırat'ın doğusundaki kısmı da aynı Irak'taki gibi pozisyonla bir ayrık, bir özerk, bir bölge olarak anayasada tanıtırmaya yönelik bir çabası olacak ABD'nin. Yani şunu söyleyecek Rusya'ya, kardeşim ben buradan çekiliyorum. Bundan sonra bölge senin kontrolünde ama burası beraber karşılıklı yani kullanabileceğimiz, terk edilmiş bir bölge senin, olarak senin de kullanacağın, benim de kullanacağım bir bölge olarak üzerinde anlaşalım ve bu şekilde bir burada böyle bir toprak kalsın. Yani anayasaya da eklemlendirilmiş Irak'taki gibi bir vaziyet oluşuyor. Recep Bey'e bir katkı olsun. Rusya Esad rejimiyle SDG arasında bir anlaşma zemini hazırlamak oluşturuyor yani bir taraftan uzun süredir fazladır çalışıyor. Peki. İkisini bütünleştirdiğinde sorun kalmıyor ki Esad'a bir kalıyor, son İdlib meselesi bölge kalıyor. Baştaki sorduğunuz soruyla da bağlantılı. Tek burada hesap edemedikleri nokta şu. PKK olarak adlan, yani daha doğrusu SDG olarak oluşturdukları grubun, tamam mı, içerisinde çok ciddi sayıda Arap unsurlar var. Ve bu Arap unsurlar burada PKK ile beraber görünmek ya da Esed ile beraber hareket etmek noktasında acaba böyle mi davranacaklar, yoksa kopmalar olacak mı? Türkiye'nin yanında mı yer alacaklar? Ciddi kopmalar olacak mı? Ben önümüzdeki dönemde Suriye'de şayet ABD etkisinin biraz zayıflamasıyla beraber, tabii burada Rusya asıl faktör, bana göre asıl etken, Türkiye'nin biraz daha böyle bir baskın hale geleceğini, Arap unsurlarla beraber yeni bir pozisyon ikame edeceğini düşünüyorum. İnşallah bu noktada Türkiye başarılı olur diye ümitliyim sadece. Recep Sever, Yeter Bey'e çok teşekkür ediyorum. Murat Bey'e şöyle bir 3-5 dakika hızlı bir şekilde toparlayacak olursak. İstanbul'da bir konuşsaydık ya. Nasıl? İstanbul'da bir konuşsaydık. Gün yetmez, dakika. Onu söyleyeyim. Yok o değil, birkaç dakika. Son şeyden başlıyorum. SEKPİOK anlaşmasını unutmayın. Bolşevik ihtilali olduktan sonra Rusya Türkiye ne diyor? Sizi biz haritada paylaşmıştı kendi aramızda. Ama bunu ne yaptı? Yani bugün Rusya'da, Amerika'da veya diğer ülkelerde Suriye üzerinde Suriye halkını düşündükleri falan yok. Kendi menfaatleri dolayısıyla hareketler ve hamleler yapıyor.
Biz Türkiye olarak şunu yapmamız lazım. Biz Müslümanız. Bu topraklarda yaşıyoruz. Hı-hı. Komşuyuz. O zaman bu topraklarda arkadaşlar hep abilik yapacaksak gelin dört tane devlet bir arada hareket edelim. Sınırda beraber bir kol ordu ya da tüm şeyi kuralım. Sınırda açık bırakmayalım. Açık kapı bırakırsan oraya şeytan girer. Biz, hı-hı, burada o toplumu kurup Suriye mesela hatırla ilk zaman çıktı ama Suriye Esad ordusu aşağı çıktı. Türkiye Esad'a güvenmesi gerekiyor mu? Ay, güvenmesi gerekmiyor ama burada zorlayıcı etken olarak nasıl Amerika şeyleri kullanıyorsa Türkiye'nin, hı-hı, de orada istihbaratı var mı? Var. Hı-hı. Kendi bakın şu an bir şeyler... 72,5 milletin istihbaratı var. Türkiye'nin olması tabii ki, doğal. Tabii ki doğal. Komşuluyoruz. Ve ayrıyetten bizim orada daha etkiniz. Çünkü Osmanlı döneminde kalma bir bilgi birikimimiz var, tecrübemiz var. Onların bize karşı hasbelleri var. Hı-hı. Ve bizim orada toprak bütünlüğünde saygılı olduğumuzu gösterdik. Hı-hı. Ve onların insanlarını aldı kendi topraklarımıza. Burada aslında ne gösterdik biz onlara? Dedik ki biz Amerika'nın size söylediği Osmanlı değiliz. Biz artık Osmanlı şöyle yapacağız. Artık atlamamız lazım. Ne var atlamamız lazım? Nasıl? Ülkeler sınırları aynı kalsın. Birlikte hareket eden bir İslam Birliği kuralım. Hı-hı. Ya da bir orta Sadavat Paktı kuralım. Yani Atatürk'ün Orta Doğu politikası buydu. Mesela Suriyeliler Atatürk'e geldikleri zaman bize de bir kurtuluş mücadelesi yapalım. Hatta Seyfullah demişlerdir Atatürk'e. Sen Allah'ın kılıcısın. Hani ona şey yapmak anlamında. Atatürk de hayır demiştir. Siz gidin kendi kurtuluş savaşınızı yapın. Başarılı olun. Ve gelin beraber ondan sonra oturalım masada konuşalım demiştir. Aynı şekilde bunu Irak'a söylemiştir. Ve İran'a söylemiştir. Ve İran'la hepsi de o zaman Atatürk'e gelmiştir. Ve Atatürk şunu demiştir. Ben sizin toprak bütününüzü tanıyorum. Sizle beraber hareket ediyor. Ama bölünürseniz, parçalanırsanız o zaman ben talebimi hak ederim. Yani Musur Kerkük misal veriyorum. Ya da Batum. Misal kim ilisin? Yani peki, şunu demek istiyorum. Biz sevgiyi göstermemiz lazım. Biz ilmi göstermemiz lazım. Ve biz dirayetimizi gösterdiğimiz anda itibaren burada bir şey noktası oluştururuz. Ne derler? Bir çember oluştururuz. Ve etrafımızda bir etki yaratırız. Ve bunun için ben bir ekonomi politikası hazırladım. Kendi kitabımda da bunu yayınladım. Birazdan onu söyleyeceğim. Ve bunu özellikle Tayyip Erdoğan'a ve devlet yönetimine söylüyorum. Peki. Biz gençlere de yardımcı olun. Biz çünkü gençler Atatürk gençliğe emanet etmiştir. Ve biz gençler olarak da yeni bir ekonomi politikası yani Yahudi sisteminden çıkmamız lazım. Faiz sisteminden çıkmamız lazım. İslam ekonomisi nedir? Çünkü kendi ekonomimizi yaparsak o zaman onları sahasından çıkarız. Çünkü şu an buzun üzerindeyiz. Neden? Çünkü artı değer. Karl Marx. Ama artı değer yok ki. Aslında paylaşmak var. İnfak var. Müslümanlığın selamı var. Yani selam dediğimiz. Tarladayken mahsulü alıp biraz ucuza alıp ama onun rahatlatmak var. Yani biz kendi ekonomimizi niye kurmuyoruz? Kendi düşünce yapımıza niye geri dönmüyoruz? Kendi karakterimizi kendi niye oturtmuyoruz? Neden dönmüyoruz diye kısaca sorun söylüyorsunuz. Aynen. Bunu yaptığınız andan itibaren ne Rusya kalır ne peki, Amerika kalır. Kendi kodlarımıza geldiğimizde sanıyorum sorunlar çözülmüş olacak ama Murat Bey bu cümleleriyle de son noktayı koyalım. Birkaç cümleyle de Sayın Tarakçı'ya ben sözü vereyim. Sayın Tarakçı biliyorsunuz gündemi farklı yere kaydırmadan rahat edemiyor. Yok, birkaç cümle verelim. İstanbul en azından biz de rahat etmiş olalım. İstanbul konusuna gelelim. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nı açıkladı. Hı-hı. Açıklarken aynı zamanda da Ekrem İmamoğlu'ndan boşalacak yere de kendi Mehmet Çalık ismini açıkladı. AK Parti hala Binali Yıldırım ismini açıklamadı. Neden? Çünkü İstanbul'daki ilçelerle Ekrem ilgili... Ekrem Bey cumaya gitsin, sonra tekrar bir cumaya gitsin, sonra annesiyle bakın annem başörtülü fotoğraflar ilçelerle paylaşsın. İlçelerle ilgili yok. Ciddi bir kıyamet kopuyor hala. Müthiş bir kıyamet kopuyor. Mutabakat sağlanabilir. Kıyamet işte. Sizin zihninizde, tabii, kalbinizde kopuyor. Senin zihninde değil. Acaba seçim olmayacak mı acaba? Ben olur mu öyle şey canım? Çünkü biliyorsun bayrak asmayacağım dedi, şey yapmayacağım dedi. Çok enteresan olaylar var. Açık ve net şekilde parti içerisindeki AK Parti, parti içerisinde. Özellikle 22 Aralık bugün için açıklanacaktı ama bir hafta daha ertelendi. Hatta ocağın ilk haftası bulunabilir, ilk haftasına gidilebilir deniliyor. Çünkü parti içerisindeki dört ayrı grubun İstanbul'daki aday adaylarıyla yani adaylarla ilgili. Dört ayrı grup AK Parti içerisinde tabii, dört ayrı farklı grup. Bunu daha önce de burada konuşmuştuk. Yani zamanımız da yetmez onunla ilgili olarak. Özellikle söyleyeyim yani Binali Yıldırım'la Berat Albayrak ekibi arasında ciddi bir şekilde İstanbul'daki ilçelerin belirlenmesiyle ilgili ciddi bir tartışma. Vallahi sanki AK Parti genel merkezinde oturuyor. İş mücadele yaşanıyor. Vallahi helal olsun. Sen Suriye'de yani, Bağdat'ta yani oturuyor gibi konuşuyorsun. CHP kaldırmış Ankara'da. Cumhuriyet AK Parti bile aday gösterebiliyorken CHP Mansur Yavaş'ı almış, bir sağcı ülkücüyü almış, aday yapmış. İstanbul. Böyle bir CHP var. İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana gibi yerlerde, hı hı, Cumhuriyet Halk Partisi kendi yerel belediyelerini, yerel aktörlerini Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaparken AK Parti kendi yerel belediye başkan adaylarından daha çok dışarıdan, evet, adaylar gidiyor. Bodrum'da öyle yapıyor ama onunla değildi. Ekrem İmamoğlu kim tavsiye etti? O konuda bir fikriniz var mı? Var tabii ki. Kim tavsiye etti? Kendisi.
Tamamen yaptığı icraatlar yani kendisi. Peki. Tabii ki kendisi. Konu bunu, farklı yerlere gidiyor. Bunu, Ali Bey, yok bitirin. Toparlayalım. Bununla ilgili olarak hem İstanbul'u hem bak söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. İstanbul'u hem yani şey geri zekalı bir adam dışarıdan talimat geliyor. Ya yani Binali Yıldırım'a böyle ayıp 17-25'te yani, gördük. Binali, 15 Temmuz'da Binali, gördük. Hiçbir Binali, yerden talimat Binali olarak Yıldırım hareket ismi etti mi yani? Ya açıklanırken Erdoğan'a bir yerden talimat mı geliyor? Ayıp değil mi bu? Şimdi ya, bir kere ayıp bir kere. Üslup olarak da doğru Murat değil. Bey, siz ya, ben sadece şunu söyleyeceğim. Ya ben şu kazan kaynıyor dediniz. Ayıp değil mi? İstanbul'la ilgili olarak söyleyeceğim cümle şu. Sayın Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'da Sayın Erdoğan %50 oy aldı. Bakın Erdoğan, evet. Sayın Erdoğan. Binali Yıldırım'ın bu oya ulaşabilmesi mümkün değil. Evet. Herkes %45'te seçileceğini düşünüyor. Gerekçesini söyleyeceğim. %45'te seçilebileceğini çok düşünüyor. İstanbul'da seçim iki adaylı yaşanacak. İki adaylı. Üçüncü bir aday olmayacak. 2014'te de öyle yaşandı. Hayır. Yok. Üçüncü aday. HDP'nin adayı vardı. Açık bir konu. Bir saniye. Sırı Sıraya Önder vardı. Sayın Tarakçı. Şimdi söyleyeceğim olay şu. HDP kaç aldı? %5 civarında oy aldı. Yanılabilirim rakamda. HDP'nin İstanbul'daki oyu ne kadar? %10 civarı. Ya %5 nereye gitti? Ben bilmem nereye gitti. Ben sadece söyleyeceğim olay şu. Ya böyle bir analiz yok. Nereye gittiğini tartışırız. Programın sonuna geldik. Ben bitireceğim söylediğim cümle olarak. Tamam. Yani 31 Mart seçimleri İstanbul'da sürprizlere gebedir. Ve ben AK Parti'nin adaylarını açıklanmamasının İstanbul için bir sorun olduğunu peki, düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik rica ama. Rica ediyorum kapatayım. Benden şey yapılıp gitti ama. Hem Murat Bey'e hem Ali Bey'e şunu söyleyeyim. Şimdi iki şey var. Bir Esed gitsin deniyor ya. Erdoğan da gitsin dediniz ya. O zaman biri de öyle diyebilir dediniz. Oradan da böyle diyebilir dediniz. Şimdi Esed demokratik bir seçim düzenleyerek orada durmuyor. Ama Erdoğan sandığa giderler. Esad'la Erdoğan'ı kıyaslamak. Erdoğan'a işte tamam sandığa gidilir. Sudan'da var. Tamam, Arabistan'da Sudan'da var. Sudan'da da yine yani sandığa gidilir. Suudi Arabistan'da da sandığa gidilir. Ama onunla da arkadaş görürüz. Gider. Ama Erdoğan gidiyor. Erdoğan seçim olur. Erdoğan gider. Bu mesele değil. Mukayese edilemez. Bu arada, o yüzden tırnak söylüyorum. İçerisinde çok özür. Biliyorsunuz Sudan'la son dönemde Türkiye'nin çok yakın ilişkiler geliştirdi filan. Tamamen ayrı bir ve şu anda başka bir program konusu ve şu anda Sudan'ı karıştırıyorlar. Yani başka bir şey daha söylemek istiyorum. İkincisi Suriye ektiğini biçiyor aslında. Baba Esad'dan bugüne. Abdullah Öcalan'ı Laskiye'ye, ondan sonra Şam'a, ondan sonra neydi o bir yer daha vardı, Bar Elyas'a yerleştiren kimdi? Baba Esad'dı. Evet. Bakın biz aynı şeyi şeye de söylüyoruz. Yunanistan da ektiğini biçecek. Yani aynen şey gibi, aynen Türkiye'ye hani Türkiye'nin terörist sıfatındaki kişileri besleyen Suriye gibi Yunanistan da aynısını çekecek. Sadece etme bulma dünyası işte zamanla. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Bu saate kadar izleyicilerimizin ekran başlarında bizi sabırla dinledikleri için özellikle izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Burada bu arada Murat Akbaş Bey'in çok güzel bir kitabı olmuş. Ben hemen burada reklamınızı yapayım. Önemli olan Cumhuriyet'le Cumhuriyet sonrası bütün hainlikler noktasındaki özetlemeyi yazmışsınız. Mutlaka hangi yayın kurucudan? Tokan Yayın Evi'nde basılmış. Evet. Birçok yerde var sanıyorum. Aynı değil mi? Sınırı yoktur. Evet. Buradan yine Şehir ve Kültür Sanat Dergisi Büyükşehir Belediyesi'nde içinde olduğu düzenli olarak bize gönderiyorlar. Gönderdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Gelelim konuya. Derin Tarih, Mustafa Arman. Mustafa Arman'ın gerçekten baktığımızda çok özel bir takım çalışmaları var. Bu çalışmalardan biri de bu. Aslında tek andığımızın şairi Mehmet Akif'tir diye burada da noktayı koymuş kendisine. Burada bir husus var özellikle. Keşke tartıştığımız, konuştuğumuz bütün konular bu gibi özelde güzelliklerle kapansın. Ama en azından her birimiz bu ülkeye ne kadar aşık olduğumuzu herkes çok iyi biliyor. Sizler, bizler veya çocuklarımız, yarınlarımız diyerek efendim hayırlı geceler diliyoruz.